genel izleyici için uygundur. Dünü bir özetleyin. Takım olamadık. Çağlar hiç mutlu değil orada. Zaten kekin o hale gelmesinin sebebi oydu. Yani böyle bir börek çıksa servis yapmazdım. Olmayan şeyleri sunmam. Sanki kendileri dört dörtlük işi çıkarıyormuş gibi konuşan. İnşallah işin öyle börekler yapar sana. Bir egosunu yükselten arkadaşlar var. Burada çok ezmenin bir anlamı yok. O yükselen şişen egoları tek tek. Yani aramızda bir iletişim kopukluğu var. Tek tek indireceğim. Kazak el örmesi mi? Evet. Kim ördü? Makine. Tüm malzemeleri gereksiz almışlar. 3 tane malzeme alacak bugün Murat. Şimdi acaba bunlar benim aradığım kabak mı bilmiyorum da. Bütün hepsini alır zaten. Oo, bu yumurtaları nasıl alacağım ben? Yaz ne yapıyorsunuz? Şöyle bir erkek ben. Ben teklif ettim. Yaptığı içli köfteyi biz çok sevmeyiz. Neden böyle ön yargılı davranıyorsun? Antonio, kabakları attı. İsraf olmuyor mu ama? Patlayacak. Niye patlasın kettle ya? Sen niye her şeyi atlıyorsun? Bir dur. Gördün değil mi? Ne ediyorsun sen? Oo. Sıcak su mu koydun onun içine? Soğuk su mu koyayım abi? Bugün de bari çiğ yemek yemeyelim. Tabii bugün pişmiş yiyecekti. Keşke evde mis ekmeğe getirsen. Bir daha yoğurt vardı burada yerdik. Yerdik. Amerika'da gelmişim. Bana ders veriyor. Veriyor. Sen bir günlüğüne bir Karadeniz'de bir git. Bir günlük. Peçetenin kırışıklığını hiç sorun etmiyorum. Abla ütü mü yaptılardı? Ne yaptılardı? Sanırım bir bana gelen mi pişmemişti? Puan kırmak zorundayım diye düşünüyorum. Olmamış. Ben beğenmedim açık söyleyeyim ya. Şiydi. Soğanları çok büyük doğramıştı. Bitim düdüğü çaldıktan sonra içli köfte attı oraya Kadir. Sen kimsin yani, anladın mı? Ben buradayken. Arkadaşlar ben düz adamım. Cehennem gibi bir şeydi yani, tam karışmamış bence onun şey harcı. Ama dışı böyle bir içli köfte yok yani. İçli köfte teknik kullanmadım. Özellikle Antep mutfağına bakın. Sözümü kesmezsen ben devam edeyim. Çok saçma yorumlar var. Ya seni eğiten şef kimse gelsin, ben onu eğitim bu saatten sonra. Vuhuu. Neyse Ayten abla, 2 haftan kaldı. Seni yollayacağım. Sen yolluyorsun, doğru söylüyorsun. Neyin peşindesin onu anlamaya çalışıyorum. Şef Akademi'den herkese mutlu ve huzurlu bir gün diliyoruz. Ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Şef Akademi doğada, Haziran'da Ayaz'dayız gördüğünüz gibi. Zor bir gün olacak. Hava durumu çok müsait değil bir takım mücadeleler için. Ama yarışmacılarımız çok azimliler, yetenekliler. Her türlü zorluğu aşacaklarına eminim. Mücadele başlasın. Yarışmacılarımı davet ediyorum. İşte Şef Akademi'nin birbirinden yetenekli ve azimli 14 yarışmacısı. Yalnız gerçekten sizi izlemeye bayılıyorum. Yani şu şartlarda dahi şık olmayı başarıyorsunuz. Antonio çok tarz görünüyorsun. Merci. Siz de çok güzel görünüyorsunuz. Abi sen de öyle. Yavuz atladı. Hepiniz çok güzelsiniz. Çizmeler harika. Tabii ki şartlar gereği yapacak bir şey yok. Yağmur yağarsa yine yağmurluklarımız üstümüzde olacak. Yani böyle yine böyle zor bir gün. Yeşil takım yarışacak. Evet. Artık yağmurla baş edeceksiniz. Sevgili izleyiciler, gerçekten kaç derece şu anda bilmiyorum ama üşüyoruz. Hafif bir üşüyoruz. Yani mevsimler böyle, yapacak da bir şey yok. Kırmızı takım. Yattığınız, uyuduğunuz, kalktığınız, geldiniz, yollar yaptınız, WhatsApp'ta konuştunuz. Bir şeyler artık aranızda aldım verdim, ben seni yendim, sen yaptın, oldu olmadı. Ne konuştunuz? Biraz bize bir anlatın. Dünü bir özetleyin. Hepimizin hatası vardı dün. Aha. Bir adapte olamadık, konsantre olamadık, takım olamadık. Ya Çağlar hiç mutlu değil orada, hiç. Ben hiç beğenmeyeyim son zamanlarda. O şey ayrıldıktan sonra gruptan, başka gruba işte Ayten'in takımı eşittikten sonra bir böyle bir sustu yani. İrtibat sorunu oldu aramızda. Görev dağılımında hata yaptığımızı düşünüyorum. Alışverişte hata yaptık. Haliyle malzeme sıkıntısı da başladığımız bir oyunda konsantrasyonumuz da olmayınca son hüsran oldu. Kabul ettik. Bütün eleştiriler yani %80 %90 haklıydı. Kötü bir gün geçirdik. Bizi iyi yakaladılar. Dün söyledim. Hı hı. Bir daha böyle yakalayamayacaklar. Bugün arkadaşları göreceğiz. Kendilerinden çok ümitliyim.
İnşallah bir şeyler yeriz, tatlarına bakabiliriz. Güzel bir gün geçiririz. Evet, haftanın temasını bir kez daha hatırlatalım. Altın günü, cuma günü. Hem 15 dakikalık bir avantaj kazanacaklar hafta sonunda. Takım oyununda, ilk takım oyununda cumartesi gecesi için. Ayrıca altınları vereceğiz. Berat, ne yazık ki üzgünüm. Şansını kaybettin gibi görünüyor. Ama olsun. Bak, bu kadar kişiyiz. Senin düğüne biz yetişiriz diye düşünüyorum. İnşallah. Altınlarımızdan. Yeşil takım yarışacak bugün. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Hazır mısınız? Full enerji. Hazırız. Full enerji. Evet. Full enerji. Güzel, tatlı. Umarım takımdaki herkes uyumlu çalışır, bir takım görüntüsü sergiler. Onların en büyük problemi bu. İş bilen iki arkadaş, bir de hevesli arkadaş var. Birbirleriyle koordine olurlarsa bence çok güzel iş çıkar. Haklarını da vereceğim. Gerekirse haklarını da savunurum. İş bilen adamın arkasındayım her zaman. Bak, beklenti çok yüksekti dün. Evet. Şaşırdınız. Bu sefer Arzu'nun dediği gibi bahane uydurmaya başladınız. Değil mi? Yani yemek kötü diyemediğim için bahane uyduruyorum dedin Arzu. Doğru. Sonrasında konuştunuz mu hiç bunun üzerine? Konuştuk. Yani kendimi daha iyi ifade ettim umarım Çağlar. Evet, evet. Daha açıklayıcı oldu. Evet, daha açıklayıcı çünkü. Üzerimizde de bir gerginlik vardı. Olumlu eleştirileri bile dün Arzu'yu yanlış anlamışım sonradan. Konuyu konuştum. Barış elçisi gibi gelmişsin bugün. Hashtag. Bugün evet, onun için. Kavga etmem kuzum diye. Beni ellemeyin. Bugün beni ellemeyin. Her şeyi alttan alayım. Baba yorgun, ellemeyin. Ya tabii ki eksiklikler olursa konuşacağız, tartışacağız ama dediğim gibi umutluyum arkadaşlardan. Bugün keyifli bir gün geçiririz inşallah. Hafta bakalım nasıl son bulacak. Sürpriz bekliyorum başka ekiplerden. Altını kaybettik. Ben kazansaydık eğer altınları biz Berat'a takacaktık. Düğün öncesi hediyesi. Bunu öncesinden söyleyip de hani prim yapmak istemedim hani böyle olsun diye. Tebrik ediyorum. Çok takdire şayan bir yaklaşım. Teşekkür ederim. Olmadı ama sağlık olsun. Primi atlayanla primden sakınan arasında çok büyük fark var. Ekran başında izleyicilerimiz de bunun artık yani profesyonel oldukları için, insan sarrafı oldukları için kimin neyi, ne maksatla yaptıklarını çok ama çok iyi ayırt edebiliyorlar. Her zaman pası oraya atmakta fayda görürüm ben yani. Bir tabii şey söylemeye gerek yok. O gözler o her şeyi görüyorlar zaten. Şimdi kekle ilgili olarak hiç aranızda tartışıp da ya bu şeker nasıl unutuldu? Nasıl unutursunuz kardeşim? Ya benim hoşuma giden oydu aslında. Nasıl yani? Şöyle. İyi ki unutmuşuz. Şimdi bir şekeri unuttuk. Ama hiç mesela Çağlar konusunu bile etmedi. Evet, ben de ona şaşırdım. Etmedi. Bir de biz dün biraz Ayten ablaya da fazla yüklendik. Şöyle. İki tane ana yemek verdik, yardım etmedik. O değil, ben zaten öyle ilk olmuş. Şekeri unuttuk ya, onun sorumluluğu bana ait gibi hissettim. Özellikle güne giden bir insan, kek yapan bir insan olarak. Şekeri unuttuğumuzu fark ettiğim an ben zaten koptum. Yok. Ondan sonra evet, hiç yarışmaya durma da bana, herkesin ne söyledikleri şekeri artık böyle ben. Ok gibi battı bana böyle. Abi, bir şey söyleyeyim mi siz? Bayağı ketum da takıldınız yani. Biz son, sen söylemeseniz daha anlayamamıştık yani. Bunun evet, kimse anlamadı. Bir şey var bunda falan diye tadılıyor yani. Söylemeseniz hakikaten şey iyi sakladınız aranızda. Yaranızı öyle göstermediniz yani. Yoksa orada önceden öğrenseydik tepinir derdik. Evet, evet. Takıma geldiğimde hali hazırda bir mimlenmiş bir takımdı. Ancak ben yine söylüyorum. Ayten abla mükemmel yemek yapıyor. Berat keza işinde dört dörtlük. Ben zaten profesyonel bir aşçıyım. Üçümüz bir araya gelmişiz ve neden hala her şey yolunda değil? Çünkü Ayten abla hala okları üzerine çekiyor. Ya ağızdaki tatlar çok değişti. İşte acılı vardı Berat'ın yaptığı acılı. Yoğurt vardı, dolma vardı. Tat çok değiştiği için keki alamadılar şekersiz olduğunu. Aldılar da az şekerli dediler keke. Zaten kekin o hale gelmesinin sebebi oydu. Baştan da ben moral bozmak istemedim yani. Hani zaten gelmemiş. O saatten sonra yarım saat tartışsak ne olacak? Yok yani. Aslında yapılan eleştiriler burada Berat'a ya da bana değil, Ayten ablaya yapılıyor. Ancak kırmızı takım üzerinden yapıldığı için hali hazırda biz de üzerimize alıyoruz yani. Olsun dedim, hallederiz, hadi devam dedim ama Ayten abla bir kere... Hiç tartışmadık konuyu ama ya ben... Ya bunu Muhammed'e sorun bence. Bir de Muhammed'den alalım. Belli değil miydi? Yani az şekerli mi gibiydi sanki? Az daha dişton kırdı. Tat alamadım ki. Yutamadım yani. Ama Murat gibi dışarıda çıkarmadım. Yedim işte. Yine Murat. Bu yayla tarzı mı? Evet. Değil mi? Böyle. Kazak el örmesi mi? Evet. Kim ördü? Yalan mı? Makine.
Evet. Doğal doku da yani bu kadar da değil yani. Keşeden mi ördüler? Aslında bir daha sorun da. Niye bir daha? Bak. Buraya keser. Evet. Bunlar hiçbiri kesilmiyor biliyorsun. Böyle yap. Böyle yap. Evet. Evet. Peki, şu böreğimizden bahsedelim. Unutulmayan. Unutulmayan. Sevgini de kattığın halbuki. Belki yeni tarif olur. Sevgimi kalbinin reçete. Kalbinden beyaz bir sayfa açmışsın ki önümüze. Üzerinde lezzetler eser bulamadık. Hadi ne olur piş beni rezil etme ne olur. Toz kalmamış Aytancığım. O peki, kadar kötü değil ben, ya. Öğreneceğim. Sen servis et deseydin bunu diyen kimdi dün? Kim? Arzu. Arzu sen aha miydin? Yani böyle bir börek çıksa servis yapmazdın. Başıma böyle bir şey gelse cuma günü olabilir. Hı-hı. Ben o böreği servis etmem. Yani yapmaması gerekiyor. Bence öyle. Ben mesela çok tedirginim şu anda cuma için. İki kişiyiz, bir saatimiz var. Dün bir de arkadaşlar çalışırken ona algılamaya çalıştım. Yetişiliyor mu, yetişilmiyor. Yani... İyi yetiştiniz aslında. Tamam. Ama yetişti. Ben olmayınca yetişti. Olmayınca evet. Ben bizim başımıza böyle bir şey gelse gelebilir. Hani büyük konuşmak istemiyorum. Ben olmayan şeyleri sunmam. Çünkü biz yiyoruz ya onu. Hani size yanlış anlamayın. Ama layık görmem. Yani yanlış anlayalım. Hayır layık görmem diyeceğim. Ama yok söyleyeyim. Ama dün öyle söylemedi Berat ama demedi mi? Yani sağlığımdan endişe ediyorum demedi mi? Ama biz şöyle ben hakikaten böreği yedim de güzeldi yani. Bence ya, de güzeldi börek. Vallahi güzeldi. Ya lütfen. Yenmeyecek şekilde değil mi? İnşallah işin öyle börekler evet, yapar sana. Evet iyi kızarmamıştı. Cinsiyetçi öncelikle bayağı. Madem sevdiğim. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sevdiğimiz için eğleniriz diyen onu... Değil mi? O çok güzel. Hatta yani. Yüzüğünü de takdir ettim. Yüzüğünü. O çok güzel. Takdir ettim. Ona bir puan vermemiz gerekiyordu aslında ama puanlama sonrasıydı. Peki, soğan. Soğanlar. Üç koca soğan nereye ziyan hem o? Hem dolmaya kullanacağız. Ne diyorsun? Hem böreği, böreği kullanacağız. Çek. Beş soğan. Oo. Soğan mı yiyeceğiz? Çek. Çek Berat ne soğan kokacaksınız. Çek. Yok kokmam sen bir çek kokacaksın. Yanlış yapma yakar. Abi bizi bitirdin. Peçete konusunu açmayın ne olursunuz ben, ya. Soğan. Ben öncelikle bir şey söyleyeyim. Dün içinde kaldı. Özür dileyeceğim dur. Tamam ben bana bu hakkı ver. Dur beni kurtar. Bir dakika. Ben konuşmamaya hak şeyimi kullanıyorum. Ben konuşmayayım. Konuşma hakkımı kullan. Aynen onu konuşmayayım. Lütfen. Ve peçete de gerek yok. Ben çok defalarca aynı şeyi söyledim. Ya dün ben çok olayı idrak etmedim. Nasıl edemedin ya? Yani? Burada tepende konuşuluyor. Ya nasıl ben idrak etmedin? Şeyden sonra, yarışmadan sonra herkes tek tek gelip şey deyince ya Berat işte sen hatanı kabul niye etmedin filan dediler. Hmm. Ben de dedim hani demek bir sıkıntı var. Abi. Buradan bütün arkadaşlarıma peçete ki için özür diliyorum. Ve soğan için özür diliyorum. Adamsın. Eyvallah. Bravo. Bravo. Güzel. Geç oldu, güç olmadı. Peki. Güzel. Böreğe ne diyorsun madem bu kadar özür diliyorsun? Güzeldi böreği. Abi yani bana lezzetini geldi. Hadi restoran tarifini satsana. Evet niye satmıyoruz? Güzel tarif. Satar mısın sen o böreği? Evet hayır cevap. Satar bence. Ben de satmıyorum. Satar mısın? Berat her şeyi satar ya. Gülümseyerek. Dur satarım. Lütfen. Efendim. Ya yoğurt yağ gezdir tamam gazla. Yoğurt ev soydu zaten. Hadi konuşmuyoruz. Zaten restoranda satılmaz ama eve gelen Ayşe teyze hatır için onu yerdi yani. Ondan sonra bir sonraki altın gecesinin sizin... Sen gece mi yapıyorsun? Gül böreği bayağı konu başı oldu. Ayşe teyze yerdi de tüm mahalleyi rezil eder. Pardon, Öykü Hanım. Duymuyor. Altın gecesinin günü. Gündüz, akşam, yok, öğlen, akşam o börek konu bey başı gelir, oldu. Değil mi Öykü Hanım? Beyler geliyor eve. Beygiler gelir, gün biter. Aynen. Tolga, dün bir yorum yaptın. Kadir de sana katıldı. Evet. Genel bir... yorumladın, toparladın. Yine bir nasihat edasıyla. Yani. Diğerlerine de bir yol, bakın bu yürüyecekseniz bu yoldan yürüyün, çok da yüklenmeyin gibi bir başlangıçla yaptın yorumunu. Bazen insanların günü tutmaz, enerjisi olmaz ya da istediğini yansıtamaz. Ben Kırmızı Takım'ın bugün böyle bir şanssızlık yaşadığını düşünüyorum. Evet, çünkü herkes meslekte, herkesin bilgisi var. Çünkü burada 15 kişiyiz. 15 kişiydik, 14 kişiye düştük. Buraya gelmek de bir başarı.
Yani herkes meslekte bir şeyler elde etmiş, herkesin bir bilgisi var. Burada çok ezmenin bir anlamı yok. Gün olumsuz bir gündü. Takımlar içerisinde arkadaşlarının sırtına binip onlarla birlikte ilerleyen, ancak bunu hiç dile getirmeyip sanki kendileri dört dörtlük işçilik çıkarıyormuş gibi konuşan, çok iyi yemek yapıyormuş gibi kendini lanse eden ve egosunu yükselten arkadaşlar var. O yükselen şişen egoları tek tek, tek tek indireceğim. Yani her şeyi tek tek eleştirmenin de anlamı yoktu. Yoksa bariz belliydi kekin içinde şeker olmadığı ya da dolmanın pişmediği ya da börek zaten konuşmaya gerek yok. Yani üstünden tek tek geçmenin anlamı yoktu şu an ve hızlıca bir geçtik ama yani hayır, bugün... bir şey söyleyeceğim ama yani ben de gittim bir keki merak ettim tattım bana bile demediler şeker yok diye yani. İnsan bana söyler ya, kayıt dışı yapıyoruz arkadaşlar. Ben diyet ürünü diye yedim. Bakayım merak ettim. Yiyen insan da değil ama. Ama Öykü Hanım diyet dışı merak ettim yani. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Bayağı yiyorum ben orada, hiç de bir şey demiyorlar yani. Bana bile gazladılar. Ama iyi diş varmış sizde. Benim o hareket inanılmaz hoşuma gidiyor. Çok delikanlı bir hareket yani. Söylemek zorunda değil. Yani orada ağlayacağına, çağla delikanlı gibi devam. Evet. Yani bu ben sevmiyorum. Ha, o mücadele tamam. O mücadele tamam ama hani bana da acıyın ya. Ben orada nasıl olmuş? Ah havuçlu kekliğe gidiyorum oraya. Orada yiyorum. Sonra gidiyorum konuşurken öğrendim. Aa şeker yokmuş içinde. Ben tezgahına gittim muhabbet ediyordum. Bayağı keklendim. Hiç söylemiyor. Şekerli mi? Ben dedim ki şekeri çırptın yumurtayla evet, falan evet, o mu dedim. Dedi. Kanka dedi çırptım çok güzel yaptım kabarttım. Aa ne güzelsin geri dedim. Beni yemiş öyle gazlamış bademi de basmış oraya belki oradan bir lezzet çıkar bir şey. Ya şunu bekledim aslında ben orada hani yok anlayacaklar illaki ama kim anlayıp da diyecek ki bunun böyle olmasının sebebi şekerle hacim kazandıramadın çırpamadın. Zaten tatsız oradan yola çıkıp biri söyleyecek diye bekledim ama Murat abi oradan biraz sallayınca ya, ben de direkt açıkladım yani. Hadi çabuk çabuk söyle. Son bir şey soracağım buraya. Yeşil takımı bir konuşalım. Evet. Birazdan yağmur inecek. Yağmurluklarımızı alalım. Ne hissediyorsunuz? Nasıl enerji? Yağmur var. Geldi bakalım. Yani. Bakalım yapacağız. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ben Öykü Hanım. Hı. Gayet bütün malzemelerimiz takım olmakla ilgili eleştiriliyorsunuz. Takım evet. Ruhunu yeterince birbirinizle iletişim kurmadan işlerinizi yaptığınızı da dair eleştiriler alıyorsunuz. Hafta sonunda benzer bir eleştiri aldınız. Bugün nasıl olacak? Herhangi bir taktik geliştirdiniz mi? Yani aramızda bir iletişim kopukluğu var. Hı. Onu biz kendi aramızda da konuştuk. Hı. Hafta sonu şeflerle sevmiyor de... musunuz birbirinizi? Ya aslında öyle bir konu değil. Yani nasıl hafta bir şey? Sonu şeflerle de konuştuk. Herkes içe kapanık mı? Kendi dünyası. Yok, hayır yok, aslında hiç yok. Değil. Dışarıya evet. Yansıtmamız herhalde o yönde bir sıkıntımız var gibi. Dışarıdan acayip bir... uyumlu gibi görünüyorsunuz ama hani sonuca gidemiyoruz. Heh. Evet. Sonu doğru evet patlıyoruz yani evet. Hatta paslaşma iyi. Arda Şef'in çok güzel bir benzetmesi oldu hafta sonu. Abi ha, çok patlak güzel. Patlak kamyon. Ha, evet. Patlak kamyon. Ya çok hoşuma gitti o benzetmesi. O bize çok güzel bir ders verdi. Hep çok derli toplu gidiyorsun. Şefim bu sefer halledeceğim. Çok fokusum yani. Fakat son virajda hep bir şeye giriyorsun. Las Patler. Biliyor musun Las Patler'i? Hayır şef. Lastiği patlatanlar derneği. Enerjimiz zaten var. Sadece biz biraz daha odaklı çalışıyoruz. Biraz daha kafamızı yukarıya kaldırmamız lazım. Evet. Bugün zaten hem arkadaşlarla hem kendi aramızda sürekli iletişim halinde olacağız. Keyifli bir vakit geçirmek istiyoruz bugün. Hiç okay. Böyle sıkıntısız, güzel. Sıkıntısız biraz zor. Altı yakışır böyle sohbetli bir yemek yapacağız. Hadi inşallah. Bir şey yapabilir miyim? Küçük bir şey. Yok. Maalesef. Çok küçük bir yemekler şey. Yemekler o kadar güzel. Küçük bir detay. Evet. İlhan o sarı çoraplara bayıldım ben. Çok tatlısı. Senin için zaten. Bu detayı fark eden bir tek sen olabilirdin zaten. Çapşık ya. Çapşık ya. O zaman şapşıklar. o zaman herkes siz ocak başına. Biz şapşık sıralara. Yağmurluklarımızı giyelim. Islanmadan inşallah bugün de tamamlayacağız diye umut ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Planlamamızı yaptık. Herkes dağılımını da yaptı. Güzel bir şekilde. Menüyü tam anlamıyla çıkaracağımızı düşünüyorum. Zaten en önemli olan hepsi pişmiş, hepsi saatinde ve vaktinde yerinde olacak. Herkes hepsinin tadına bakacak diye düşünüyorum. Karınları doyacak yani bugün. Pırmız! Pırmız! Nerede duy? Pırmız! Ulan dün gelemedim, o kadar işlevim verdi ki. Ne var ne yok? Yine yumurta atmadınız mı siz?
Bir iki tane yumurta, bir haftada iki yumurta. Siz ne yapıyorsunuz? Kafaya yediniz mi? Sıkıntılı olmuş var. Ne oldu size ya? Dün o kadar işler olmadı, gelemedim. Hafta sonu da bizim Furkan elendi. Çocuk gitti. Biraz onun suçu değil, hiç laf dinlemedi. 20 yaşında ama biraz büyük olmuş, sözünü dinle daha. Elendi gitti. Siz neredeyiz? Bir şey yok. Akşama yatın burada, akşama kendinizi oynayın burada. Bak. Şımarık. Hiç de yumurta yapmadınız yine. Yine aynı böyle şey. Sizin bir sıkıntınız var, bir şey mi oldu? Ben anlamadım ki arkadaş. Ne zorunuz var ya? Yaz ne yapıyorsunuz? Ha Yaz şöyle yaptı. Şöyle bir erkek ben. Ondan sonra hanımefendi oturtmuyorsun yağmurda. Şöyle. Ben teklif ettim. Yani kafası öyledir mi, biz aldık ya. Hayır yani öyledir herhalde. Aa, takım içi kaos yaşıyoruz valla. Yaptığı içli köfteyi biz çok sevmeyiz. Neden böyle ön yargılı davranıyorsun? Antonio, kabağı attı galiba. İsraf olmuyor mu ama? Patlayacak. Niye patlasın kettle ya? Sen niye her şeyi atlıyorsun, bir dur. Ne yokken daha 4 dakika var, daha yeni pişiriyor. Yetiştiler. Ne yetiştiler ya, kimseye savunma ne olur. Az duvarım ya. Gördün değil mi? Ne ediyorsun sen? Oo. Sıcak su mu koydun onun içine? Soğuk su mu koyayım abi? Bugün de bari çiğ yemek yemeyelim. Tabii bugün pişmiş yiyecekti. Sevgili izleyiciler, herkes yerini aldı. Yaz ne yapıyorsunuz? Ayten ayakta. Ay. Ya. Ederim. Bu kadar erkek. Yani hiç söylemeden düşünemedin mi Yaz? Ben bunu teklif ettim. Yok efendim, rengimiz bozulmasın. Ağzımızın tadı kaçmasın bir şeylerden. İyi niye ihale bana yazıldı yani? Ya kıyamam ya. Öyle demiyordun dün akşam grupta. Söyle ne diyordu? Aa dün Yaz Bey şöyle tişörtünü çıkartmış. Böyle kaslı kaslı şeyler bir de çekiyorlar be. Falan böyle. Güneş açsa da biz de görsek. Keşke. Yavuz malı bir şey çözsek buraya. Sosyal medyada mı paylaşıyorsun? Hayır canım. Hadi canım. Gruba attım. Dur, ben Kadir'in gördüm birkaç fotoğrafını. Ayten Hanım. Şey Ayten dedim ya. Bak bize. Ayten'le yatmak kabus. Bizim Kadir şunu şöyle yaptı. Yapma ya, asılma. Ya tabii ben de biliyorum yani. Arkadaşlar yazma. Kadir değil de o. O ben değilim. Şöyle bir Yaz şöyle yaptı. Şimdi buradaki kaslar gözüksün çünkü buraya daha toparlamadı ya. Şöyle bir erkek ben. Ondan sonra hanımefendi oturtmuyorsun yağmurda. Çok ayıp. Ben ya, söyledim. Ayıp. Söyledi ama söyledi. Ben teklif ettim. Yani çizdi. Kafasını yedin çocuk. Tamam. Arkadaşlar günün anlam ve ehemmiyeti. Yeşil takım yemek yapacak. Altın günündeyiz. Markete gideceksiniz. Kenan markete gidiyor. İkimiz gidiyoruz Öykü Hanım. Market evet, tarla. Ay. Ay. Murat'ın çamurlarının içine salacağız bugün. Vallahi içim farkındandı Murat. Murat battı çıkamadı. Son gelemiyor falan. Üstüne bir şey alsaydın. Gerek yok Öykü Hanım ya. Halleder o ya. Böyle bir cengaver. Yapar. Peki. Tarlayı iyi tanıyor. Hadi o zaman 10 dakikanız var. Hemen malzemelerinizi toplayın. Evet. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bakalım. Kabak yok. Burada varmış, dur. Hepsinde yok ki. Ya bunlar var ya, tüm malzemeleri gereksiz almışlar. Ya abi hiçbirinde yok ya. Bunlar abi yok ki kabak. Olmamış ki hiçbirisinde. Bu kabak mı acaba? Kabak. Kabak da. Abi olmamış ki diğerleri ya. Şimdi acaba bunlar benim aradığım kabak mı bilmiyorum da renkleri değişik herhalde taze olduğu için olabilir. İçi güzel gözüküyor da kabak yok abi. Kabak yok ya.
Hadi başlayalım. Hadi. Unutmayalım da. Bu un da herhalde. Unu bayağı al. Hı hı. Hepimize lazım. Bu girişe sadece un alıp çıkacak gibiyim Kadir. Ne diyorsun bu işe? Hayır. Geçen süre 5 dakika falan. Ya kabak yok mu başka? Ya uff. Kabak. Ya yok bunlar değil ya. Burada da yok. Salatalıklar burada. Ya yok. Nanelerimi alıyorum. Ne aldın? Daha un yeni aldım. Tamam. Devam ediyorum sepetimi şimdi. Sepetimi yanına al istersen, git gel yapma. Tamam, şunları bir şuraya istifleyeceğim zaten alıp. Dilan, ne yapmışlardı dün? Dün şekeri unuttular onlar, kek yapamadılar ya o yüzden. Bu nanemi aldım. Bu maydanozumu alayım. Maydanoza dalından. Bunları mücverde kullanacağım. Başka ne kaldı? Maydanoz. Soğan kaldı. Arkadakiler soğan. Bunu da aldım. Elmalı kurabiye yapacağım ben. O yüzden şu anda pudra şekeri alıyorum. Onu aldım. Süt alacağız. Vanilya kabartma tozu. Bu şekilde gidiyor liste. Liste kabarık. Baharatları ben alıyorum. Maydanoz aldım. Nane aldım. Bunu aldım. Kabak. Havuççu içeriden aldım. Tamam, bitti. Bugün güzel bir menü yapacağım. Hele de dolmam çok güzel olacak. Dün bu Ayten Hanım güzel bir dolma yapamadı. Bugün dolma nasıl yapılır seyretsin, görsün. Mücverde de iddialıyız. Yemeklerimiz gayet güzel. Tüm malzemelerimi de aldım. Fazla bir şey almadım. Böyle zaten. Bu kadar. Tatsınlar, görsünler. Süt aldım, tereyağı. Bunlar dolu mu? Baharat alacağım. Bak, bunlar, baharatları ben alıyorum dedim ya. Bana verdin ya en son. Baharatları ben alıyorum. Bitirdim ben malzemeyi. Aldım bile. 3 tane malzeme alacak bugün Murat. Bütün hepsini alır zaten. Ekstra bir sıkıntı olmasın. Önce biz az alırız yine. Efendim. Tereyağını da mı aldın o zaman? Tereyağını aldım ben. Bitirdim. Dolabı da aldım. Sebzeyi de aldım. Okey. Baharatları alıyorum şu an. Tamam, ben de devam edeyim oradan. Sen ana malzemeleri al. Şeker al. Pudra şekerini al. Unu al. Tamam, şekeri alacağım sütü şimdi. Sütü aldım ben. Bir tane süt yeter değil mi? Bir tane yeter. Menümüzde yeter. Şeker çok lazım. Onu kaşıkla uğraşma istersen. Direkt dök içine. Ceviz aldın mı? Ceviz aldım hepsini ben. Tamam. Şimdi şuraya da bir bakayım. Bakayım başka kabak var mı? Aslında bunlar yeter de yine ben bir bakayım. Yerini öğrenmiş olurum ben. Biber. Lavanta. Biber. Fasulye. Bu ne? Bakliyat. Havuç. Bu da domates herhalde. Patlıcan. Patlıcan. Kapya biber. Bu ne abi? Bunu boş yere şey yapmışlar. Buradan geçeyim. Bakla. Bezelye. Şeker, pudra şekeri, elmayı aldık. Pudra şekerini, vanilya kabartma tozu, tamam. Kabak oradan alacak. Tarçın aldın mı? Tarçın almadım. Ver oradan bir kez. Ah dur. İrmik ne kadar bir baksana. Bir su bardağı kadar. Sıvı yağ zaten tezgahta. Tereyağını aldım. Toplamda 5 adet yumurta almam lazım. Yumurta. Oo, bu yumurtaları nasıl alacağım ben? Abi gözüm oymasın mı? Şşş. Ah. Ops. Bu bir.
Bu iki kişi. Ah ah ah. Üç, dört, beş. Tamam bitti burası da. Şurayı da kapatayım. Tabakları turu malzemelerden mayonez, yoğurt, sarımsağını da aldım. Mücveri malzemeleri tamam. Okay. Havuç, kabak, yumurta. Unu da aldım. İçli köftenin malzemelerini de aldım. Bulgurla irmiği aldın değil mi? Salçaları aldım. Onları salça. Şimdi ben uyuyorum yavaştan. Senin sepetin şöyle nerede? Orada. Tek sepetmiş gibi salçalarını ben. Salçalarını aldım. Kuru patlıcan için salçalarını aldım. Domatesini aldım. Aldım. Tamam teşekkürler. Hadi çıkalım. Hadi yürü tut, yürü yürü yürü. Tut. Sal bana. Son 30 saniye hadi. Koş koş. Oy. Haydi Murat. Aferin. Güzel hoş geldin. Hoş bulduk. Marketi göreceğiz. Son 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Aldım mı zaman? Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Güzel. Önlükleri giyelim. Hadi. Ben bakayım gene bir bakayım Antonio. Evet lütfen. Soğanları malzemelerini ben, kontrol edeyim. Öykü Hanım hiçbir şüphem yok bu gruptan. Çok sen harikasın. Nazik teşekkür insanlar. Ederiz. Çok teşekkür ederim. Ya bu arada şu bakar mısınız şunun güzelliğine ya? Sakız kabak topraktan. Mudis. Topraktan sofraya. Kabak çiçeği. Kabak çiçeği. Çok tatlışmış. O kadar şanssız kabak çiçeği. Yemedin mi dolması? No. Kabana falan. Dolmasını yemedin mi? Özellikle almadım. Gerçekten mi? Evet. Çok güzel oluyor. Wow, kabak çiçeği dolması yememiş Antonio. Çok güzel. Tamam. Yemen lazım. Yapacak mısın şu anda? Biz, burada. Ha, yapmayacağım. Biz yapmayacağız ha, okay, bunu. Ben. O halde gene yemeyeceğim. Tabağın ortasına süsüyor. Bakalım soğanlarımız. Ayten Hanım çok. Evet. De bugün. Arkadaşlar her şey makul adette alınmış. Makul. Gibi duruyor. Gibi bakalım. Duruyor. Ya öyle öyle. Öyle öyledir de öyle. Öyledir mi biz aldık ya. Hayır yani öyledir herhalde. Aa takım içi kaos yaşıyoruz valla. Takım içi kaos. Takım içi kaos. Yok yok ideal her şey. Boş ver konuşmuyorum şu an. Hadi. Söylemek Başımıza istediğiniz bakalım. Bir şey var mı? Başarılar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz bir şey var açacağız mı? Ya. Merakla izliyoruz. Zamanı güzel harcayın. Bir saat sonra karnını doyuracağım seni. Menüyü hatırlatalım hemen. Canımsın. Bugün menüde kabak tarator var, mücver var, içli köfte var, patlıcan kuru dolma var ve elmalı kurabiye var. Hayır, Kadir Bey, kalıp, ben size bir şey talepte bulunabilir miyim? Talepte. Bir talep bulunacağım. Bir tık fazla içli köfte yapsana ya. Zaten teker malzemeyi teker fazla aldım. Sürem yet. Yani 11 taneyi çıkarayım. Tamam. Malzemem kalırsa süreden sonra yapacağım hepsini. Güzel. Bravo. Teşekkür ederim. Bir saatiniz var. Evet. İlk bir saat içinde porsiyonları çıkartacağım. Ondan sonra kalırsa tekrar yapacağım. Hepimiz o zaman yeriz. 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz başlıyor. Sen sepeti alın. Kadir ne yapıyorsun? İçli köfte. Başarılar yeşil köfte. Kadir'cim ince olursa çok sevinirim ya. İnce. 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 Tamam. Gelirsin sonra. Tamam. Emin misin? Kadir'i mi? Berat'cığım ince açacakmış. Ya ben şimdi... Yaptığı içli köfteyi biz çok sevmeyiz de inşallah. Neden böyle ön yargı davranıyor? Haşlayacak mısın kızartacak? Biz yağda, biz derken yağda yemeyiz. Haşlama mı yapıyor? Biz haşlama yok haşlama yapmıyor işte. Kızartıyor. Yağda yemiyorsun kızartmasını. Yani hani belki bir iki kez yemişimdir. Haşlama çok güzel ya. Yok ya haşlama Osmaniye kızartması gibi. Daha iyi ya. Murat abi güzel. Sor bakayım içi de etli dışı da etli mi dışı da? Ceviz var içinde sordum ben. Cevizli yapıyorlar. İçi dışı etli, etli nasıl oluyor ya? Kadir. O zaman o köfte oluyor değil mi? Dışı da etli. Kadın budu köfte. Ben o kadar ben biliyorum ben. Ne abi? İçi etli, dışı etli. Köfte adı o. Kabaklar ne kadar güzel. Eğer dışı etliye... Çok. Bak, güzel kabak. Böyle normalde markette hiç görmezsin. Bak dışı etliyi yapsın. Wow. Dağılmasın. Berat bak ne diyor Berat. Ne Berat. Derse yapacağım. Kabaklar efsane. Tamam. Mücveri yapacak. Ben Murat. Yapacağım. Kim kurabiye yapacak? Arada tariflerinizi de verin. Gramajlı hepsini evet, verdi. Evet, soracağım ben. Kattıkla bitmiyor. Soracağım hepsini. Ekran başındaki sevgili izleyicilerimizi unutmayın. Yani herkesin evinde terazi yok Kadir Beyciğim. Tabii. Efendim? Herkesin evinde terazi yok. Tabii bardak suyu bir tarif vereceğim. Tamam. Eski sistem ne var? Tık tık. Tabii canım. Yani ben teraziyi her yerde görüyorum. 2000 son olmuş Murat. 2000 son mu?
Yıl 2010. Murat, senin burada şu an işin var mı? Geçeceğim şimdi. Tamam. Ocakta işim yok şu an. Çok hafif şunu bir eriteyim de. Sevgili izleyiciler, bu arada şimdi siz bunu izlerken aradan bir hafta geçmiş olacak. Hani o, yani bu görüntüler şu anda İstanbul'un vay bir hafta boyunca yağmurlu diye her gün konuştuğunuz günler var ya, işte o günlerde çekiliyor aslında. Dolayısıyla güneşli günlerde de bu yayını izliyor olabilirsiniz. Ama yapacak bir şey yok, doğa. Tüm şartlarına ayak uyduruyoruz gördüğünüz gibi. Hadi o zaman, kolay gelsin. Bize anlatır mısın nasıl yapacaksınız köşeyi? Şimdi başlamadan hemen anlatayım ben size. İrmik'le bulgur önce sıcak suda demlendireceğiz, tamam mı? Berat, siz mangalda mı kızartıyorsunuz? Mangalda da kızartıyoruz da. Yani böyle yağlı rakam var hani bir abi tane. Bu işin ondan ama mı? Kadir bir tarif veriyor. Yani. Bir tarif veriyor. Ama mangalda da yapıyoruz. O mangaldakinden istiyorum ben ya. Tamam. Ama sen anladın hangisini dediğimi? Aynen. Şişte hani. Dur bana aynen dedirtmeyin ya. Şiştekinden bahsediyorum. Aynen. Bak yine aynen. Evet, nerede kalmış? Ne yapıyorsunuz ya? En başından başla. Bulgurla. Suyun kaynadı şeyi oğlum. Kaynar suyla mı pişat demleyeceksin? Evet, biraz bekleyecek zaten. Önce kıymayı koyacağım. Ne kadar kullanıyorsun İrmik? Yaparken bir yandan anlatır mısın? Yaparken bir yandan anlatayım ben size. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? 1,5 su bardağı bulgur. 1 bardak irmik. 1 çay bardağı un. Sıvı yağ. Her salçadan 1,5 yemek kaşığı. Hem biber hem domates. Bu dışı için bu arada. Baharat. Keyfinize göre. Sular kaynadı bu arada. Suya ihtiyacın var Murat? Alacağım biraz sonra. Tamam. İçini nasıl yapacaksın? Bunları güzelce yoğuruyorsunuz. Ondan sonra bir tane yumurta kırıyorsunuz. İyice eziyorsunuz. Biraz da 50 gram kadar da bir kıyma. Ondan sonra kapatıp demleniyor bu. Demlendikten sonra iyice karıştırıp yoğuruyorsunuz, böyle bir kıvam alıyor. Ondan sonra içine kıyma, soğan, ceviz ve baharat. Normalde maydanoz falan da koyuyorlar ama ben koymayacağım. Cevizi aldın mı? Aldım. Şeker de aldım. Sos yapacak mısın? Çağları ver. Tamam, değmez değmez. Sosla yapılıyor değmez ya bazen. Değmez. Yok, sosla yapmayacağım. Sağ direkt kızartacağım, limonla beraber sade sade vereceğim. O kaba attı mı komple? Daha mı hızlı oldu? Kabakları attı. Şşşş. Karışma. Çöpe attı. Nasıl ya? Ön yargı bu. Onlara karış, bunlara karışma. Gidiyorum ben çöpe. Tamam. Ben dündüm. Senin ikinci başkası yapsın bugün. Aynı şeyden Murat, mi yapacağım? Murat, sen yap bence bu sefer. Ben çöp polisiyim. Doğru ben diyor. Evet. Murat'cığım. Efendim? Çöpene attığını dikkat et. He? Çöpene attığını dikkat et. Tamam. Murat, tarif verir misin bize? Murat. Efendim? Tarif verir misin? Ne yapıyorsun? Mücver yapıyorum. İçerisinde 5 tane kabak var. 2 tane havuç var. Un var. Yaklaşık 2 bardak. 4 tane de yumurta var. Taze soğan. Maydanoz. Dereotu. Dereotu almadık herhalde. Dereotu? Aynen, dereotu yok. Dereotsuz olacak. Olsa da güzel olur ama. Peynir var. Kesin güzel olur. O kadar. Olsun, şeker kadar önemli değil işiniz. O mavi tahtada balık mı kesiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hayır hayır, bir şey kesmiyoruz. Yeşil tahtayı şu anda kullanmak durumunda kaldık. Ben sadece üzerinde elmayı bıraktım, bir şey kesmiyoruz. Beyaz tahta nerede? Aynen. İşte evet, aynı şey bulamadım aşağıda, bu hemen elime gelince. Suydu. Çok uzun çalışmayacağım üzerinde zaten. Sadece yani olabiliyormuş mutfakta böyle şeyler değil mi? Gördünüz mü? Dün çocuğa laf ettiniz. Sizin elmanın kabukları çok kalın. Ben zaten bu konuda laf etmedim de. Sizin kadar bilgili değilim zaten bu konuda ama arkadaşıma sorarak hareket ettim. Sorun yok yani. Yok, olabiliyormuş diyorum. Ha, tabii ki olabilir. Tabii ki olabilir. Tabii ki olabilir. İşte ekip ruhu be. İnsanlık hali tabii. Tabii ki. Yok, biz tahtayla alakalı konuşmadık galiba ya. Birer tahta vardı. Sen konuştun. Evet. Sen konuştun. Abi yanlış kesiyorum. Ama yani bu kadar tahtayı ben de biliyorum ben neticede. Hani mecbur kaldım. Şunun üzerinde kesmeyeyim dedim yani. Çok komikti. Dilancığım. Efendim? Elmayı rendeleyeceksin ya. Onu kesmene gerek yok dilim dilim. Bütün de yapabilirdin. Daha kolay olurdu senin için. Doğru, ama içinden çekirdekleri falan hani
Böyle daha alışkın olduğum için böyle yapayım dedim Aytan ablacığım. Sen kendini zorlaştırdın işi de ondan diyorum. Olabilir. Bir dahakine artık öyle bir denerim. Soy direkt rendele. Bir de şey rende çok keskin. Elimi ben dikkat genelde et. Kaptırıyorum ben rendeye de. O yüzden böyle daha kolay oluyor. Ben de yapıyorum öyle. Rendeden korkuyorum. Dilan bir şey sorabilir miyim? Kabuğuyla da aslında olur mu? Kabuğu da tat vermez. Ya şöyle ben çok tercih etmiyorum çünkü bazen böyle sert kalabiliyor ve acıtabiliyor. O yüzden çok fazla girmeyi tercih etmiyorum ama kırmızı elmayı tercih ediyorum bir de bu arada. Yeşil miydi o? Yok ben bu kırmızı. Görmedim. Yani kırmızı ile yaptım. Kabuğu biraz acıtabiliyor çünkü hani içinde. O yüzden ben tercih etmiyorum pek. Dilan. Efendim? Hamur tereyağlı mı? Hamur tereyağlı olacak. Aslında bir tart hamuru mu? Nasıl? Tart hamuru mu? Tart hamuruna benzer aslında evet. Biraz daha kıyır kıyır olacak bu tabii. Tart hamuru kadar tabii, sert gel, olmayacak. Bak sonuna kadar doğruyor mu? Ya şu önündekileri çeksen de ocak bıçak kimlerini görsek. Ocak boşa yanıyor Kadir'cim. Yansın olsun kapat, ya. Yanmasın. Yansın çünkü tavayı? Hava muhalefeti var ya sönermene. Koyayım mı tavayı? Koy abi. İsraf olmuyor ama. Olmuyor şu an. Koyacak veriyorum Murat. Bu ne için? Ha? Ne taratorun için mi? Yok bu sağın abi. Şu mu? Ha şeyin için mi yapıyordun? Bu tarator. İşli köftenin için yapıyorum. Bunun ağzına yeni bir level kattım bakıyorum. Ne yaptım? Yeni bir level kattım. Adana. Ne yaptım? Yeni bir seviye kattın. Bunun ağzına yeni seviye kattın diyor. Ha. Aç kaldık. Aç kaldık. Kaç dakika var? 3. Keşke evde misal ekmeğe getirsen. Bir daha yoğurt vardı burada yerdik. Yerdik. Adam Amerika'da gelmiş bana ders veriyor. Veriyor. Sen bir günlüğüne bir Karadeniz'e bir git. Bir günlük. Peçetenin kırışıklığını hiç sorun etmiyorum. Abla ütü mü yaptılardı, ne yaptılardı? Şey tabağı alıyorum ama bir yanlış anlaşılma olmasın. Dün verdiğiniz o artı bir fazla geliyor gerçekten. Ben size söyledim. Sanırım bir bana gelen bir pişmemiştir. Dilan şekeriniz var mı? Şekerimiz var tabii ki Arzucuğum. En başta şekeri aldım ki hani en kötü şeker vereyim çünkü tatlı bir şey girmesi lazım. Oh. Gidiyorsun ama o kadar kolay mı? Artık geldin. Otur. Şimdi ne yapıyorsun? Abi sarımsağını vereceğim şimdi. Yanmasın. Soğanları terletiyorsun. Verdim. Sarımsak vereceksin. Ondan peşine. Sonra kıymayı vereceğim. Kıymayı vereceksin. O kabak abi taratoru da bir tane tava alacağım şimdi. Baharatları kıymayla beraber gireceğim. He kıymayla gireceğim. Dilan ketili kapat. Yan diyorlar. Patlayacak. Niye patlasın ketil ya? Allah Allah. Kendi otomatik duruyor bir tane. Ya şey atlıyorsun bir dur. Ya olabildiğince çok ince, olabildiğince ince yapacağım içli köfteni. Biraz dolgun olsa daha ya, iyi olur bence. Elimden geldiğince ince yapacağım ama zaten çok böyle kağıt gibi gelmez elimden. Dilan. Efendim? Şekerim unutursa ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Parmağını sok içine. Öyle mi yapayım? Lütfen. Diğer takımlardan iyi yorumlar alacağımı düşünüyorum menümüzle alakalı. Takım içerisinde damak tatlarına çok güvendiğim kişiler var. Bunların zaten doğru puan vereceğine inanıyorum. Evet, Dilan Hanım. Hoş geldin Çağlar'cığım. Ne yapıyorsunuz ya? Ben ne yapıyorum? Hamurumu bir yandan hazırlamaya çalışıyorum. Bir yandan hamurumun içine elma koyacağım, ceviz, şeker karamelize edeceğim elmayı. Elmalı kurabiye yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Sadece kurabiye sende. Aynen, şu an kurabiye bende ama bitirirsem... Şeker aldınız mı? Tabii ki aldık. Bizi unuttuk biliyorsun. Biliyorum. Ben çok nazik bir adamım ya. Abi ben... Sen nereye gidiyorsun oğlum? Zileli usulü yaptım. Sokak zileli usulü yaptım. Zeytinyağını verir misiniz bana? Yeşil önünde takım, yeşil yağ. O sıvı yağ. Oy, çok yeşil güzel. Yağ. Şimdi atacağım. Yeşil takımın yeşil yağ. Ben tereyağı diyor muyum? Ooo. Ben çok güzel etti be. Yanlış bir şey atmış. Kırmızı toz biber attı. Aynen öyle. Yumurtandık değil mi biz? Teşekkürler Çağlar. Yanıma bir geldi, buna tam tarçın mı koyacaksın falan derken ben evet tarçın koyacağım diyerek böyle çok özgüvenli bir şekilde gelerek başka bir şey koydum. Ne diyorsun? Bacaracaklar mı? O kadar kabak bastık ki neydi? 8 kabak falan var. 8 kabak mı? Bu ne? Mehmet Yemen mi? Bayağı bir de kabaklar büyük. O demin elma güzel koymamış mıydı? Ya kabak taratıyor musun? Yetmedi elma herhalde.
Evet, bir tanesini karamelize etti, şimdi ediyorum. Şimdi yine elma doğradı, döndürdü. Evet, yarısı çiğ, yarısı pişmiş kullanıyor. Kadın budu tek değil. Kadın budu köste gibi mi yapıyor? Evet. Nasıl yani? Ya şaka yapıyorum Murat, sen de. Evet, aromasına çok dikkat et, ekstra. Bayılırım. Çok ekstra, en sevdiğim tatlı. İçinde olmaması gereken bir baharat aroması olacak. Tarçın atmadı mı? Tarçın olur zaten. Atmadı mı? Attı ama olmaması gereken bir baharat tadı olacak işte. Allah'ım, ben gidip merak ettim. İlk önce bunun içine ne var kanka? Bunun içinde şu anda biraz zeytinyağı ve kabak var sadece. Sadece? Hı-hı. Elindeki zeytinyağı mı? Bu sıvı yağ, biraz daha sıvı yağ koydum ki. Ha, mix. Bağır bağır böyle zeytin kokmasın, anladın mı? Bağır bağır? Bağır bağır değil de hani böyle çok zeytinyağı aroması olmasın. Ha, tat. Okay. Evet, şimdi anladım. Ha, bağır. Wow. Ha, bağırmak. Okay. Aynen. Hani zeytinyağı orada bağırıyor. Ben şey anladım, konu anladım. Ha, bağır, bağır. Yok yok, öyle değil. Hadi. Dikkat et. Abi kıymayı çok aldın ha. Tamam, ne kadar daha bırakayım? Yani yarısını bırak en azından ya. Abi yarısını diyorsun da ben iç köfte yapıyorum burada, dedim ya 3-4'te 3'ünü ben alırım diye. Sen nereye kullanacaksın? Kuru patlıcanı kullanacağım. Kadir, sana bir sır verim mi? Evet. Etle ilgili. Ha? Ete önce baharatlarsan o baharat daha iyi alır. Ha, tadını değil mi? Ama şimdi baharatlar hep kese kağıtlarında ya. Zorluk çekiyorum oradan ya. Bir de bir saat var. Tavanın başına geç. Orada bir yandan salla. Yardım et, adamın dolmasını falan doldur. Yaptı oğlum zaten, eti koyduktan sonra söyledim ben ya. Bu ne kankacığım? Ne? O şu an tarçınla elmayı normal karamelize şekline getirmeye çalışıyor. Güzel kokuyor. Kurabiyenin içi için. Bu kokuyu duyduğum zaman özellikle tarçın kış aklıma geliyor. Böyle şömine başı, güzel bir hot chocolate. Aynen. Dünkü heyecanınız nerede arkadaşlar? Bizim zaten yoktu dün size karşı gömme heyecanı. Yanlış grupmasınız oğlum. Harbiden 6 verdik oğlum, daha ne istiyorsunuz? Sen hele millet 3 verdi görüyor, bu şey yapıyor ondan yok sonra. Yok be, vallahi yok. Fazla verdik, uçtuk biz. Hiç vermeyecektik ki zaten size. Ne? En az 5'ti yani. Allah'ım yapma. Delikanlı ol, dürüst ol. 5 verecektim. Bununla sürü psikolojisi var. Hayır, ben verecektim. 3 vermezdim. Vallahi vermezdim. Ama yani 5'ten 6'ya çıkartan da siz ikiniz görüyorsunuz bu arada. Ben çıkartmadım. Herkes oyları gösteriyor, biliyor ki çok verdik, çok verdik, çok verdik. Bana sordun, Ruşa'ya sor, istiyorsanız çıkartın dedim. Dakikamız geçti ya. İlan. 20 dakika geçti. 20 dakika geçti. Kaç? Kurabiyeler fırına. Tencere yaptım ya. Pratik çalışıyoruz Ruşacığım, biliyorsun. Aa, yağın nerede? Ya yok. Nerede abi? Yaratacağız bir yani. Bir daha almayı unuttuk falan. Unuttun mu? Yok be. Ya ezbere biliyorsun ya tarifleri. O yüzden sıkıntı yaşamıyorum. Kadir de çok iyi bir aşçı. Nerede nasıl yapması gerektiğini biliyor. Bugün içli köfteye gelince ben kendi gözlerimle gördüm. Bir saat içinde elinden geleni yaptı. Bol cevizli yap. Evet, bol cevizli yapıyorum canım. Canım çok bu ara çok ceviz çekti ya. İhtiyacım var demek ki. Var ihtiyacım var cevize. Bak bir reaksiyon görmek istiyor musun? Mikser. Bir dakika. Şimdi kalkacağım, gideceğim, tam ortaya oturacağım. Ayten'in suratını izle. Gerçekten yapsana bunu. Muhabbet. Sen kalk ayağa da muhabbet otursun, seyretsin o sen. Allah aşkına. Ne yaptın Murat? Çok merak ettim. Ne yaptın? Hazır. Kızartacaksın, fırına atmayacaksın. Aynen, kızartacağım. Ne baharat koydun içine? Karabiber. Evet. Kimyon attım. Tatlı toz biber. Tuz. Normal karabiber attım. Pul biber daha doğrusu. Başka da bir şey yok baharat olarak. Yoğurtla mı vereceksin yanında? Bunu mu? İçli köfteyi mi? Limonla değil mi? Limonla vereceğim. Tamam. Elmaları kavurdum. Daha sonrasında toz şekeri ekledim. Karamelize ettim. Tarçın döktüm. Güzel bir kıvam aldı. Suyunu çekti. Şimdi cevizlerini ekledim. Biraz iri olsun istedim. Soğumaya bırakacağım. Hemen hamuruma geçiyorum. Sonra iç harcını hazırlayıp fırına vereceğim. Ya bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Allah aşkına Ruşa'nı çağırıyor. Ruşa, buraya gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Suyla mı şişirir? Sıcak suyla şişiriyor. Aynen. Ya otur. Ya hayırdır inşallah.
Ayak... seviyorum kendisini. Biz bir takımdan fazla seviyoruz. Biz aileyiz. Ya onu anladım. Yani. Avrupa çok benziyormuş. Resmi olarak da olacak mı diyorsun? Yani? Ben dedim ki görümcem. Ama evet, evet daha sonra da evet dedi. Bak laf geldi karşıdan. Efendim? Evet. Ay ben bu ara herkese mavi boncuk dağıtıyorum bilmiyorum. Beni alan yaşadı arkadaşlar. Orada ya oradan söyledim. Kim istiyor? Talibim var oradan da. Oradan da vardır birileri herhalde. Arzu, gördün değil mi? Ha? Gördün. Neyi? Gördün değil mi? Ne diyorsun neyi? Sen? Gel söyle, anlamadık. Öyle neden? Mi? Ha. Saçmalama. Hangisi? Oo. Hangisi? Hangisi? Baş harfini söyle. Kim o? Kim? Yok ya, konuşuruz zaman. Gelsin şimdi milleti şey yapmaya gerek yok. Arkadaşlar gözler üstünüzde, haberiniz olsun. Şu anda hamurumu yapıyorum. Elmalarımı dinlenmeye aldım. Tereyağıyla şeker ve yumurtayı güzel bir şekilde çırptım. Kıvam alması için tekrardan kabartma tozumu koyuyorum. Yavaş yavaş onu ekleyeceğim ve elimde yoğuracağım birazdan. Onu hazırlıyorum şu anda ben. Soğanımı burnuna az doğrayacağım. İçerisinde küçük küçük duracak çünkü dişe gelmemesi lazım. Ardından tüm malzemelerimi doğrayıp yeşilliklerimi falan harmanlayacağım hep beraber. Güzel bir tat çıkacak ortaya. Son 34 dakika. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Manzara güzelmiş buradan. Antonio, hayırlı günler. Efendim? Hayırlı günler. Antonio'cum, size de hayırlı günler. Arzu Hanım, siz de bizim oyuncumuzu çalmışsınız. Hoş geldin. Neyi çaldın? Ya Elif, her şeyde bir şey bul ya. Sen nasıl böyle ilk bak ilk yılında yarışma ilk geldiğinde karşında. Ne kadar ben daha konuşmayayım abi. Abla bir daha konuşayım. Dilim yaptırma şu zaman. Yapma şu zaman. Yapmasaydın keşke ya. Biliyorsun yani, şey yapıyorum. Antonio abi. Rencide oluyorum. Rencide Antonio oluyorum. Abi. Olmuyor. Ne yapıyorsun? Hayır bir şey olmadı. Saçmalama. Ben rencide oluyorum. Benim üzerimden yaptırmayın bu adama Perim. Git özür dile. Git özür dile. Elini öp, elini öp alnına koy. Bugün dur bunu bak. Ha şöyle Antonio, helal olsun. Bravo! Elif'e bak sana ya, gelme yürü git. Ne diyorsun? Yürü git. Ne diyorsun? Burası o, burası bizim, git karşıya git. Sebep? Yok, bana fazla şey yanaşma. Aa, niye? Öyle. Vallahi buna eldiven takıyorlar bir de. Eldiven takılırım buna. Elim yanıyor şu an, bak vallahi yanıyor. Ama eldivenle olmaz bu iş, hissedeceksin yani. İşi köfte yapıyorsun burada. Sıcak su mu koydun onun içine? Soğuk su mu koyayım abi? Ne koymam gerekiyordu? Sıcak su koydum. Aa, Kadir! Lütfen böyle ters cevaplar. Sıcak su koyuyorum, sıcak su koyuyorum. Normal biz hiç koymayız da o yüzden. Yok abi demledim ya. Bulguru, irmik de var. Peçetenin kırışıklığını hiç sorun etmiyorum. Abla ütü mü yaptılardı, ne yaptılardı? Şey tabağı alıyorum ama bir yanlış anlaşılma olmasın. Dün verdiğimiz o artı bir fazla geliyor gerçekten. Ben size söyledim. Sanırım bir bana gelen mi pişmemiştir? Puan kırmak zorundayım diye düşünüyorum. Olmamış, ben beğenmedim açık söyleyeyim yani. Şiydi, soğanları çok büyük doğramıştı. Bitim düdüğü çaldıktan sonra içli köfte attı oraya Kadir. Sen kimsin yani, anladın mı ben buradayken? Arkadaşlar ben düz adamım. Cehennem gibi bir şeydi yani, tam karışmamış bence onun şey harcı. Ama dışı böyle bir içli köfte yok yani. O yüzden bana burada kalın olmuş diyebilirsiniz. Kadir'cim hali, halisiz açıklamalar yapıyor. İyi dinlersen ne demek istediğim, kime gittiğini anlayacaksın o yüzden. İçli köfte teknik kullanmadın. Özellikle Antep mutfağına sözümü bakın. Sözümü kesmezsen ben devam edeyim. Çok saçma yorumlar var. Ya seni eğiten şef kimse gelsin ben onu eğiteyim bu saatten sonra. Vuhuu! Neyse Ayten abla iki haftan kaldı. Seni yollayacağım. Sen yolluyorsun, doğru söylüyorsun. Neyin peşindesin onu anlamaya çalışıyorum. Kadir'cim kolay gelsin. Sağ ol, danalım. Nasıl kıvamı? Oluyor mu? Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Vay be, Allah'ına kurban seni. Ama biz bir tık farklı yapıyoruz. Bunu mu? Ben mesela sıcak suyu ilk defa duydum. Harcın rengi biraz daha koyu. Kızaracak ya zaten.
Yok, salça tadı çok basmasın. Bence bildiği gibi yapsın ama ben sıcak suyu ilk defa gördüm. Niye? Demlenmesi için sıcak su. Direkt şişiyor. Ya bizim susuz direkt şey yapalım. Nasıl kavuruyorsunuz mesela? Çünkü ben bunu mesela atıyorum şimdi. Bir daha bulgur koysam ne olacak? Sağ elini. Sağ elini. Sağ elini. Sağ. Bunu. Allah süper olur ya Berat. Eğer kazanırsam. Altınıma da vereceksin. Canı sağ olsun. Meselesi o değil. Meselesi Yağız'la Ayten Hanım'ı geri değiştirmek. Three women. Olur. Olur Ayten tabii. Çok pratik kadın vallahi, bana olur. Abla ben bu yemekten kumaş tadı alacağım Kadir ya. Oldu mu şimdi? Oğlum değmedi ki. Bu yemekten ben kumaş tadı alacağım ya. Hep gömle içine girdi ya. Gömleğimi sıyırarak başladı. Kumaş tadı alacağım. Kumaş bak değil elim de pis. Ben nasıl şimdi tutup sıyırayım? Ne var mücvenin içinde? Kabak var, havuç var, yumurta var. Hani sana birebir reçete mi istiyorsun? Yo hayır, başka ne var tamam. Mücverde? Sadece kabak mı var diye merak ettim. Hayır, havuç da var, peynir var. Ha peynir. Aynen, yumurta güzel. Var, taze soğan, nane, maydanoz. Güzel, baya dolu dolu bir aynen. Mücver olacak. Peki şey, kimisi kabartma tozu da koyuyor, sen koydun mu? Yo ben koymuyorum. Yumurta var zaten. Güzel de yoğurunca. Tadı güzel oluyor. Daha önce aynen. Yaptığım bir şeydi yani. Yetişmez o. Yetişmez. Yetişmez. Şey de yetişmeyecek, kurabiye de yetişmeyecek ama yetişmeyecek. İçli köfte de yetişmeyecek. Yapamaz. İçli o kadar ya. Yetişmez. Yetişmez. Doğru bak, yetişmeyecek. Oh! Efendim? 28 dakika kaldı ya, haydi. Daha fırınızı açmadınız ya. Bugün de bari çiğ yemek yemeyelim. Kızım ya. Tamam. Geçti Muhammed. Ben aç kalmıyor kızım oğlum. Güne çağırıyorlar. Nerede ki çiğ yemekleri yediriyorlar. Vay çok kızdı ama. Onun spesifik, onun şimdisi. Biraz elimizi çabuk tutun da. Yok ya o kurabiyeyi unut. Olmayacak çünkü daha fırına girmiyor. Bugün de bari çiğ yemek yemeyelim. Ayıp ya. Tabii bugün pişmiş yiyeceksin. Bugün tam pişmiş dolmalar geliyor. İnşallah Ayten Hanım yani. Dur yani bir dişlerimiz kırılmadı o kaldı. Ay yüzüne bakılırsa Muhammed. Kurne gibi ya. Beğenmedi. 35 dakika pişti. 35 dakika. Ya şunu yapma gözünü seveyim. Pişti. Nerede abi, 35 dakika? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? İzlersin. Çalarsan karışma. Muhammed. Efendim. Zaman öyle hızlı geçiyor ki. Evet biraz daha pişebilirdi. Yani normalde ben 50-55 dakika pişiriyorum ama orada zaman işte biliyorsun sen de. Siz de geçeceksiniz oraya. Bahaneleri bırak Aytun Hanım. Allah bahane, Allah geç. Yok 35 dakika pişmişti. Benim önüme çiğ geldi mi? Geldi, orada biter. Tam pişmiş gelmedi. Çiğ değildi ama tam pişmiş değildi. Öyle diyelim. Ben dur hamur yedim ya. Gül buraya yapmış, bilirsen ki böyle ıslak börek. Pişmemiş bir şey yok hamur. Dün yedim, hala daha dişimin arasında kaldı. Pişmemiş ki hamur. Ya ben hamurdan çok ümitliydim de çok kötü yaptı hamuru ya. İçli köftenin hamurunu. İnşallah tutturur yani. Yapar ya. Dün yap elmayı şey öyle ondan sonra kesersin. Zaten. Yok yok ya şekle girmeyeceğim. Çıkarayım da yeter şu anda. Pissin yani anlatabiliyor muyum? İstediğim şekil olmuyor şu an. Ne oldu ne istediğin şekilleri? Hayır tart gibi yap sonra kesersin. Hazır evet doğru söylüyor bence de olabilir bak. Güzel fikir. Anladı mı? Tamam onu anladım da dağıldı işte. Arzu bugün kurabiye fınında birdenbire hamur tarifi vermeye başladı. O an hakikaten biraz şaşırdım çünkü yardım etmek istedi yoksa kafasında başka bir plan vardı anlayamadım. O hamur neden cıvık biliyorum neden? Ya sebebi. Neden? Söyle. Un mu az oldu acaba? Hayır. Salçayı çok koydum. Renk. Salça renk koyulur ama o kadar salça konmaz. Öyle mi dersin? Suyunu da fazla bir tık koyduysan aynen. Olsun. Ama şu an gideri var. Şöyle bak şöyle avucunun ortasına şurada böyle. Ah evet. Sen var ya harika taban, bir kadınsın. Tabana buraya. Tam buraya gelecek ucu bak. Oluyor böyle. Oluyor. Böyle bak, aynen. Bak. Ha evet işte. Orada bunu. Görüyor musun? Sen var ya cansın. Kadir'e geldim, içli köfte yapımında yardım ettim. Tamamen saf duygularla yardım ettim. Onlar art niyet gözettiler sonrasında. Art niyet olduğunu düşündüler. Art niyetim yoktu. Tekniği görüyor musun? İlk defa böyle bir teknik görüyorum. Ben şansa inanmam. Siz patates yıkamadan mı koydunuz içine?
Abicim patatesi yemeyeceksin sen zaten ya. Ne lezzet veriyor. Neresi pis patatesin? İçini soydum zaten patatesi. Sudan kaçırmadın mı? He? Sudan kaçırmadın mı? Soydum diyorum ya sana. Sudan kaçırıyorsan nasıl yıkayacaksın? Öyle şey mi var Murat? Biz neredeyiz Murat? Biz. Abi biz lezzet veriyor. Bana yemek yedireceksin Murat. Bunu herkes yapamaz. Zor bir yemek. O dışındaki o kırmızı var ya. Evet. İçinde kıyma var. Dışındaki kırmızı ince olması lazım. İçinin bol olması lazım. Kıyma çok olacak. Tamam. Dışı ince olacak. Öylesi daha iyidir. Evet. Ama şimdi tabii hem zaman var hem şey var. Ayten Hanım. Ayten Hanım bir soru soracağım. Sor. Kaç dakikada pişiyor? 7-8 dakikada. Sen onu 15 yap. Dün çığ yedirdi bize. Ha? Sen 15 dakika yap. Dün çığ yedirdi. İyiydi bu. At at bol at bol. Biraz daha biraz daha. At ben durduğunca da. Tamam. Murat ekstra performans sergiledi, işine konsantreydi. Çok konuşmadı, takımla çok diyalogda olmadı ama cidden işini bilen bir arkadaş, işini yaptı. Dilan da ayak uydurmaya çalışıyor, inşallah uydurur. Bakalım benim dolmayı arayacak mı? Vallahi ara bir uydur. Senin böreğini bile ararız yeni girdi ya. Bak Aytan'ın nasıl hoşuna gidiyor, onlar geç yapacak ya. Kadir ne olur bizi bugün aç bırakma, dün aç kaldık. Ben onu ayarlayacağım abi, hiç anlayamayacaksın bile. Keşke dünkü Trabzon ekmeği olsa da suya tutup yeseydik. Kadir sen yap abi işini yap işini yap. Bence de. Çıkar o. Hadi yaparsın sen. Moral vereyim abi. Burada ne konuşuyorsun? Hayır moral vereyim adama çıkmaz mı diyeyim olmaz mı diyeyim ya. Yok, orası yaparsın abi. Kanka hızlanman lazım Kadir. İddialı arkadaşlar, işi bilen arkadaşlar. Menülerine çok güveniyorlar. Ben de güveniyorum menülerine. İnşallah önümüze çıkartabilirler. Biz de lezzetli bir tabak yeriz. Aytan Hanım, barıştınız mı Murat ile? Barıştık, barıştık. Oo çok oldu. Maşallah. Herkesle barıştınız. Yakında Murat ile yanımda kalırsın. İnşallah. Bence... Murat'a niye küstürdünüz beni? Akşam birbirini yeğilir, sabah barışıyla. Ben anlamadım. Neye küstürlerdi ki? Murat bana demişti ki bu geçen hafta Murat, için Aytan Aytan gider demişti. Ya bırak. O yüzden öyle Aytan bir arasındaki esasında küs değildik. Sadece gelgindik küstün, biraz. Arkasına o kadar laf dedim ki. Ben Murat'a bir tek laf demedim. Arkadaşlar Aytan Hanım yarışmıyor. Aytan Hanım'ı eleştirmeyin. Bırakın orada konuşsun. Sizi ilgilendirmiyor yani. Sana, seni niye ilgilendiriyor? Benim takım arkadaşım. Çağla, beni ilgilendiriyor tabii. Bravo. Bana... Takım arkadaşım. Bak Tolga, bak Tolga benim sabunuyum bir yerde yok. Çünkü ben konuştuğum lafı biliyor. O Tolga'nın tercihi kardeşim. Ben seni savunurum Muhammed. Düzen varsa söyle. Ya hani boyum kısa diye mi bana yükleniyorsun? Hayırlı. Son 11 dakika. Tolga, onu sıkıntı. Biraz elinizi çabuk öyle tutun. Baba ne diyorsun? Sen daha iyi biliyorsun. Baba yiyelim. Sakın bana şunu verme, patlamışı verme. Ona ben onu tanıdım ama. Tamam. Bir tane yediğimiz var. Bak bunlar hızlı pişiyor. Tamam geliyorum ben. Neyle çevirelim? Dur. Spatula ile ters çevireceğim. Muhammed, ha? Kaç dakika kaldı? Ha? Kaç dakika? 10 dakika kaldı. Ya biz aç kaldık. Saati sorma. Gel. Tadı güzel olur umarım ya. İçine yağ girmemesi önemlidir ona bundaki esas olarak. Bulgurunun içine. Aynen çok çabuk olmaması lazım. Doğru. Ama sen şu anda delik görüyorum. Sıkıntı orada. Evet yapıyorum zaten abi şu an. Yapamıyorum tekrar ama. Kapatmaya çalışıyorum. Üzerine parça koy. Parça koy. Olmaz öyle. Patlayacak ama yine de yapacak bir şey yok. Yani. Abi patlasın ya. Yani. En azından pişsin. Pişmiş ürünü vereyim. Aynen, patlamış öyle olsun. Çiğ ürün vermektense yani pişmiş ürün versinler bize. Değil mi? On bir tane yapıyorduk değil mi? Evet. Yayacağız böyle elinle. Bak bir şey söyleyeceğim, ben denemezdim bile. Çok cesursun, ayrı mesele. Eyvallah abi. Bugünkü takımın bence en iyisi baktığınız zaman Kadir'di. Çünkü aslında çok iyi bilmediği bir şeyi denemek istedi. Ya sana konu. Evet. Horn oynayalım abi. Bana ne öğretiyor? Bir Amerikalı ben horn oynayacağım. Bir Amerikalı, ben Berşin'im, ben Türk'üm kardeşim ya. Ben Türkiye'de askerliğimi yaptım. Sen nerede yaptın? Kaça kaç yaptım derim. Ne kaça kaç? Mavi bere yere düşmez. Kaça kaç yaptın? Kaça kaç yaptın? Ha, ona göre. Biz de Amerika'da yaptık. Oğlum bir dakika. Ben de Angelic Amerikan'ın üstünde yaptım. Ben de adam şeyde Amerika'da yaptım. Ya. Bak ver. Ben sana bir şey anlatayım mı? 295 kısa bak dönemim ben. Nasıl yapılır biliyor musun askerliği? İyi. Sen bilmiyorsun işte. Yaptın mı? Kaç ay yaptın? Sen kaç ay yaptın? Ya onu derken sana komik bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben işte tuvalete gidiyorum tamam mı? Ha, orada orada bir şey var. Orada bir şey var. Ben dolar sembol var. Hı.
Bir de rakam var yanında. Ne var? Rakam. Ha, anladım. Mesela dolar sembol 92. Dolar sembol 175. Ben de diyorum ki Allah Allah, askerdeyken adamlar dolar meraklı olmuyor oluyorlar. Anlamadığım şey Mersem şafak demekmiş. Bekliyordum ki şafak sembolle dolarla ne alakası var? Ben gidip bir kurabiyeye bakayım mı? Yanmasın. Kurabiyeye bir bakayım mı o anda? Bir baksana şunun altına nasıl, daha dursun mu? Çıkarayım mı? Pişsin biraz daha. O zaman hemen gidip geliyorum. Tamam, bakma. Ferit sen ne durumdasın abi? Ben pişiriyorum abi. Taratorum da hazır. Şeyleri kızartıyorum. Tamam. Dolmalarım içeride zaten. Kanka bırak iyice pişsin. 15 dakika sonra dolma pişti. 15 dakika bile geçmedi. Hemen şey yaptık, biz servis yaptık. Dolma dinlenmedi. Hani orada biraz nemlenseydi belki biraz daha pişerdi. Ben pişiremedim demedim ki. Pişmemiş dedim yani. Evet, bir tanesi patladı. Burada herkes böyle sevdiği arkadaşını mesela kayırabiliyor. Ben kayırmam vallahi. Vallahi kayırmam. Kötüsü kayırmam. Ha, yok. Bak işte. Ben kötüsü vermem o yüzden mesela. Şey geçen hafta biz düşürelim dedik. Hı-hı. O zaman denedi. Yo düşürelim deyince de tamam dedi yani. Yiyeceğim abi, yemek iyiyse tamam. Çok da savaşamadı kızcağız. Şey ben, yapmadı yani. Ben işte dedim yedirtmem gibi. Yedirtmem takım arkadaşım Ayten. Ben ona söylemiyorum zaten. Tamam. Ben genel konuştum. Genel özellikle diyor. Ağzım. Asla size değil şimdi yani. Özellikle ağrıdı mı dedin? Hayır demedim. Dedi. Vallahi demedim. Ne haber Arzu? Süpersin. O kadar sakin çalışıyorsun ki zen. Yani burada kasacak bir şeyimiz yok. Yani sonuç olarak yetişmeye de bilir. Bir saatimiz var. Süreyle yarışıyoruz. Burada aşılık değil. Süreye karşı bir oyun oynuyoruz yani. Doğru. Doğru muyum? Aynen. Sonuç olarak bu yemeği iki saatte herkes harika yapar. Aynen. Önemli olan bir saatte en iyisini çıkartmak. Güzel yapıyorsun. Teşekkür ederim. Bunu senden duymak daha güzel. Murat abi, bu yaman olacağı yok. Biz gidelim. Bu da çığ olacak kesin. Yarın bize doyar acı sanırım. Hani şu simiye yiyeceğiz. Ne diyelim ona? Şu simiydi. Hadi, hadi. Nereye gidelim? Bu yaman olacağı yok. Balığa mı gidelim? Gidelim. Balığa gidelim mi? Bir şey de buluruz bir yerlerde. Gel balığa gidelim. Peçetenin kırışıklığını hiç sorun etmiyorum. Abla ütü mü yaptılardı, ne yaptılardı? Şey tabağı alıyorum ama bir yanlış anlaşılma olmasın. Dün verdiğiniz o artı bir fazla geliyor gerçekten. Ben size söyledim. Sanırım bir bana gelen mi pişmemiş? Puan kırmak zorundayım diye düşünüyorum. Olmamış, ben beğenmedim açık söyleyeyim ya. Şiydi, soğanları çok büyük doğramıştı. Bitim düdüğü çaldıktan sonra içli köfte attı oraya Kadir. Sen kimsin yani, anladın mı? Ben buradayken. Arkadaşlar ben düz adamım. Cehennem gibi bir şeydi yani, tam karışmamış bence onun şey harcı. Ama dışı böyle bir içli köfte yok yani. O yüzden bana burada kalın olmuş diyebilirsiniz. Kadir'cim talihsiz açıklamalar yapıyoruz. İyi dinlersen ne demek istediğim, kime gittiğini anlayacaksın o yüzden. İçli köfte teknik kullanmadın. Özellikle Antep mutfağına sözümü bakın. Sözümü kesmezsen ben devam edeyim. Çok saçma yorumlar var. Ya seni eğiten şef kimse gelsin, ben onu eğitim bu saatten sonra. Vuhuu. Neyse Ayten abla, iki haftan kaldı. Seni yollayacağım. Sen yolluyorsun, doğru söylüyorsun. Neyin peşindesin onu anlamaya çalışıyorum. Bayağı yaptım abi. Kankacığım ya derin, de derin yağ yap dememin sebebi dibine değdi, kızardı. Abi 1,5 litre yağ var içinde ve i̇şte demir olduğu için ki. Şununla yapacaktım ama yok yani biliyorsunuz. Kaldırma kuvvetiyle yukarı çıkarsın abi, dibine değmesin. Ama gene edeyim ya. Ağır ya. Biliyorum ama yarın sen beni anladın. Murat abi vallahi bezdim. Her gün çığ yemekten bezdim. Bari deseler ki biz şusu yapalım, çığ yerdik. Dünkü buraya yapmış çığ, hala daha şimdi bana buraya savunuyor. Bize fazla da pişirecek kalan var. Ya içli köfte de fazla pişirecek. 5 dakikalar var, 5 dakikalar. O patlıcan. Daha yeni attı. O patlıcan patladı. Vallahi bir ekmek getirdik, kırardık. Ha, vallahi aç kaldık ha. Evde mısır ekmeği verdi. Harbiden yoğurt aldık, mısır ekmeğine yoğurt yerdik. Vallahi acıktım ya. Bundan sonra ben peşime yemek getireceğim. Böyle olmaz. Zaten kilo da kaybettik. Böyle olmaz. Sen iyi eridin ha. Vallahi değil mi? Kısa tişörtün halde. Yoban 1 metre ilerideydi. Şimdi biraz geniş. Tabii canım. Şunu çıkartayım mı? Ha? Hı? Bak şunu çıkartıyorum. Çıkar. Şunu da çıkartıyorum. Aynen olanı çıkar. Gel bir tanesinin tadına bak. Haydi daha 5 dakika kaldı. Çekil bakayım.
Oo daha yeni mi atarsın Murat? Gözünü seveyim yapma bunu ya. Ya beraber söyleyelim. Hazır 3 tane Murat, sağ olsun. Murat 5 dakika var hala dağılsın köfteye yeni atarsın ya. Süper süper 5 devam. 5 dakikadan fazla var bu arada. Yo bakın. Süper devam. At sen. Bugün aç kaldık ya. Ya kalmadınız ya. Sizden ya. Ayten doyuracağım Muhammed Çağla. Ben seni. Arzucuğum o gözlerle bana bakıyorsun ama. Kadir. Ağır ya. Biliyorum biliyorum ama sen beni Kadir. Anladın. 4 dakika, çenengi bırak 4 dakika. Bak fazla fazla yapıyorum, sen seversin diye. O bir arkadaş Ankara'da şey yapıyor, tantana. Tantana. Bence yetişirler ya, çok yetenek çocuklar. Zaten iki kişinin mutfak bir şey var, tecrübesi var. Mis gibi. Bir dakika, siz kendiniz yerken bize koyacaklarınızı unutmayın da. Merak etmeyin, var onlar. Var mı? Hı-hı. Yeterli var, sayıda. Var. Yarın mesire kime getireceğim peşime. Bir de muhlama yaparım, yeriz. Sizin şeyde muhlama yaparım ama. Ben muhlama ne olduğunu bilmiyorum. Böyle yukarıda uzanıyor ya peynir. Son 3 dakika. Bunu ben sana yapacağım. Tamam. Okey Hanım. Efendim. Hiç kusura bakma, bugün aç kaldık. Niye ya, erken konuşuyorsun ne erken ya? Daha 4 dakika var. Erken daha, daha 4 dakika 4 dakikadır yani. Ne yetiştiler ya, kimseye savunma ne olur Arzu Hanım. Ay yetiştiler. Ya sen dost musun düşman mısın bir dur. Ne alaka yetiştiler. Sen düşman mısın Muhammed? Efendim? Sen düşman mısın? Yok canım, herkesi severim burada. O zaman? Ama aç bırakmam da sizden. E tamam aç bırakmam canım, niye bırakayım? Ay yarın seni göreceğiz ya. Bence seni bu kadar kötü olma. Muhammed kaç dakika var? 3. Ciddi misin? 3. 3. 3. Bak iyi. Gelmiş Amerika'dan yuva beni değiştirecek. Ben İngilizceyle konuşayım. Cücük desene cücük. Ben İngilizceyle konuşabileyim. Cücük desene. İngilizceyle. Cücük. Cücük desene cücük. İngilizceyle. Çocuk. Cücük değil. Cücük. Cücük, cücük, cücük. 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 En kötü ikiye bedel verdim hepinize. Ne demek ya? Ben bunu kabul etmiyorum. O zaman bana bir dakika fazladan verirsiniz çıkarırım yani bir tane. Hayır. Tam istiyorsanız. Ben yarım da veririm abla bunu. Aa şu an yarım da veririm. Kurabiyeye bakmam gerekiyor. Şunu çevirip Allah gideyim dedim ama. Erken oldu biraz. Şöyle. şöyle yapıp. Sen bence kurabiyene bak. Senden aynen. Başka herkes baktı kurabiyene. Kurabiyemi çok sevdiler ya. Tadı çok güzel. Müjder okey miyiz? Ben okeyim ya. Tamam. En son dakikaya kadar da bırak dolma pişsin. Ben de okeyim bu arada. Pişiriyorum sadece. Çok tatlısınız, hadi bakalım. Aferin size. Devam, devam. Çok başarılı. Biraz daha dursun, son dakika çıkartırım. Tamam. Bugün yeşil takımın günü. İddialı arkadaşlar, işi bilen arkadaşlar. Menülerine çok güveniyorlar. Ben de güveniyorum menülerine. İnşallah önümüze çıkartabilirler. Biz de lezzetli bir tabak yeriz. Bilal. Efendim, söyle Kadir. Yardıma ihtiyacım var. Tamam, ben. Ne istiyorsun? Şu... Bak şunu yeni çıkardım. Ters şu üst mu? Tuz. Ters üst tık tık tuz at. Son bir tamam. Buçuk. Ben çıkarayım sen tuzla. O, bu daha pişi. Yetişmiş ya. Harbi yetişmiş yetişmiş. Yani umudun var. Ellerinize sağlık vallahi. Hadi gerçekten. Herkes yerine geçsin. Hadi tezgahı tamam. Boşaltın. Afiyet olsun. Aç kalbuk. İnşallah size afiyet olsun. Bu benim yeni slogan. Aç kalbuk. Bir şey diyeceğim, bir şey söyleyebilir miyim? Okey Hanım, siz niye yemiyorsunuz bizim yaptığımız yemekleri? Ben normalde de yemiyorum. Ya şunu ya beğenmeyiz değil mi bizi? Yok olur mu öyle ya? Dün baktım, zengini merak ettim, tadına baktım. Kekten de yedim, baktım kebirden yedim. Ben hiç görmedim, onun için sordum. Dur, kenarından aldım, ne olmuş buna diye merak edip bakıyorum. Tanışanım. Ama biraz taş gibiyiz, ya değil mi? Ben alışkınım, öyle şeyler yiyorum da yani. Suya sokup çıkaracaksın, öyle yiyeceksin. Biraz gevşeyecek. Çayamadım. Onları tuzladım. Ha tuzladın, çıkardığını mı çıkardığımı diyorsun? Çıkardığımı tuzla sadece. Ha şu mu? Tamam görmedim. Duymadım bak, çıkardığımı sadece. Şimdi bunu vereceğim, bunu tuzlayacağım. Tamam. Çeviriyorum. Yeter, çok abartmadan. Tamam mı? Hı-hı. Sıcakken hemen vur tuzunu. Keşke evde misir ekmeğe getirsen, bir daha yoğurt vardı, burada yerdim. Burada ne yapardık? Misir ekmeğe yoğurt yerdim. Burada yerdik. 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 Birlikte söyleyelim. Bak yerdik. Adam Amerika'da görmüşüm. Bana ders veriyor. 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 Sen bir günlüğüne bir Karadeniz'e bir git. Bir günlük. Bana bir şey yapma. Kafana vurma böyle yeter ha. Vururum. Değil ama mı? Kaç var orada? Evet. Kaç var orada? 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Bir tane eksik. Aç kaldık. Aç kaldık. Bak bu çocuk da aç kalmış. Aç kaldık.
Şurada Amerika biraz bıraktınız. Bir daha çok kötü ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aç kaldık, bravo. Arkadaşlar bugün de aç kaldık. Hayır ya, oldu oldu, bir şey olmaz. Benim 2 porsiyon olabilir mi? Çay nerede? Hı? Çay? Sen demlemiyor muydun ya? Yok canım, size misafirliğe geldik daha. Abi burası bizim, eyvallah. Ama çay sende. Sonra servise tekrar dökeriz ya. Arkadaşlar, geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, yemek tamamlandı. Hemen tadıma geçeceğiz. Sonra puanlar ve yorumlar. Bakalım yeşil takım bugün becerebildi mi? Süreyi doğru kullanabildi mi? Tabakları tamamlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım tadıma geçelim. Arkadaşlar, masamız hazır. Evet. Az sonra servisleri koyacaksınız. Evet. Ha, pişirme kısmı bitti. Evet. Hararetli kısım şimdi başlıyor galiba. Ateşin altını açıyoruz. Yavaştan. Yavaştan mı diyorsun? Evet. Bence biraz hızlı gireceğiz öyle gibi mi geliyor bugün bana. Öyle bir his geldi niyeyse. Bakalım. Değil mi? Girelim. Evet, girelim. Bir an daha girelim. Peki, o zaman ilk servislerinizi koyabilirsiniz. Tadımı yapılacak olan ilk takımı da belirleyelim. Mavi takımla başlayalım. Roşa. Murat, dolmayı yoğurtla yesinler söyle. Sürdü zaten şimdi. Yok, mücver yiyor. Yok, mücver. Yok, dolmayı ekstra yediğinde de hani yoğurtla yemeni tavsiye ediyoruz. Ama söyleyelim. Yok yani. Afiyet olsun. Bunu da elime alıyorum. Direkt güzelce yiyebilirsin, afiyet olsun. Güzel bir tat bırakacağına eminim. Bir altın gününde ilk kez nazik yiyen birini gördüm. Ruşa evet biraz. Gelin olmak istiyor bence aileye. Öyle tadını çıkara çıkara. İsmet çıkıyor öyle şöyle günlerde. Ben yine tabağımı şöyle tamam alayım. Afiyet olsun. Ne yaptınız bugün diye. Dünden kim neyi yaptı? Bir daha bir hatırlatır mısınız o sırada? Murat kuru dolmayı yaptı. Hmm. Ben içli köfteyi kabak taratoru yaptım. Mücveri de Murat yaptı. Dilan da size efsane bir son yaptı. Elmalı kurabiye. Ben normalde elmalı kurabiyeyi hiç sevmem. Ama senin hatırın için tabii ki tadına bakacağım. Şimdi seveceğini düşünüyorum çünkü umarım. Güzel bir format. Neden bir travma mı var? Yok yani. Lezzet mi sevmiyorum genel olarak. Hayret. Kendim öyle. Bunu sevebilirsin ama. İç harcı biraz farklı çünkü. Ben hepsinden sırayla. Bugün yapılan içli köftenin tadı güzeldi. Kısa bir sürede emek yoğun bir ürün çıkartıldı. Genel olarak beğendim lezzetini. Ancak kalınlığı, tuzu hakkında hepimizin ortak yorumları baki. Kurabiyeyi en sonda o zaman alarak sen de bence bir tadına varmanı aynen isterim. Böyle daha güzel oluyor. Yanıma alayım. Evet. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler, ağzına sağlık. Elinize sağlık. Yoz senin Bey ağzına sağlık değil. Dilancım. Nasıl da koruyor beni? Elinle. Güzelcim. Mücveri de mi elinle yiyeyim? Yok, içli köfteyle tart. O bende rahat ol. Çok mu attın ağzına? Çok tuzlamışsın sonra. Ha.
Tamamladık mı? Tamamdır abi. Güzel. Elinize sağlık arkadaşlar. Alabilirsiniz. Afiyet olsun. Herkes yollukla gidiyor vallahi. Hemen değiştirelim, temizleyelim. Onun tadı nasıl? Susuyorum. İstiyorum. Şu an. Tamam mıyız? Hadi bakalım kırmızı takımı alalım. Evet, Ayten'le başlayabiliriz. Önce peçeteyi alayım. Peçetenin kırışıklığını hiç sorun etmiyorum çünkü hava şartları normaldir. Abla ütü mü yapsalardı, ne yapsalardı? Yok, dün bize öyle ya söylediler. Yavrum, olaya vakıf olmadan konuşma, emin yani, miyiz? Evet, yani normaldir yani. Ben de dolma yaptım, yaprak sarması yaptım ve dolma yaptım. Benim dolmama pişmemiş demişlerdi. Evet, dolmam yeterince pişmemişti, bunu kabul ediyorum. Ama lezzetsiz değildi, çok lezzetliydi içi. Bugünkü dolma, evet, daha benimkinden nispeten daha iyi pişmişti ama lezzetsizdi. Ve üstelik tıklım tıklım doldurulmuştu bir patlıcanın içine, tıklım tıklım doldurulmuştu. Ben şöyle izninizle bir şöyle bir biber getirdim. Biber mi getirdi? Biber mi getirdi? Oradan biber turşu. Turşu mu? Evet. Yanına. Biber turşusu acı mı? Yani öyle umut ediyorum. O nasıl bir tadımlık eğer bibere ekliyorsa? Tadımlık değil, ben onu düşündüm. Dışarıdan bir şey getiremezsin. Sonuçta o tabağı değerlendiriyorsun, yemek yemeye gelmedi. Berat, daha bitiremedi mi? Değil mi? 5 çeşit. Biz 4 istedik. 5 çeşit yaptık. Afiyet olsun. Yeşil takım bugün geçen haftaki görüntüsünden biraz daha uzaktı. Takım uyumları vardı. Kadir zor bir şeye girişti. Başardı da aslında. Yani bu şartlarda yapılabilecek iyi bir içli köfte sundu. Bir tuz hamlesi yaptı ki yani bir restoranda böyle bir şey olsaydı kesinlikle o tabak geri giderdi. Ama restoran değil, burada bir yarışmadayız. Dolma da acı, inanılmaz acı bu arada. Dolma da dolma da bir acıydı bir yere. Karıştıramamışlar harcını. Yani dolmanın harcı da bence lezzetli değil. Tamam mı? Şey, tabağı alıyorum ama bir yanlış anlaşılma olmasın. Acıktım. Çok bayıldığımdan değil mi demek Yok istiyorsun? Öyle demedim ya. Allah Allah. Hani neyi yanlış anlayabiliriz? Yok yani. Neyi yanlış anlayabiliriz çok merak ettim. Siz de mi Brutus? Hayır ama yani... hayır yani neyi Allah... yanlış anlayabiliriz? Tamam. Yani çok fazla beğenmedim. Ya öyle de demedik. E tamam, onu aynı şey diyoruz. Çok bayılmadık ama yiyeceğiz işte mi diyorsun? Şöyle yapayım onu. Ya beni yanlış anlayabilirsin. Şöyle yapayım, hadi. Herkes anlasın. Ha, ondan. Sağlık, özledim. Afiyet olsun. Peki. Canım benim. Evet, lütfen alabilirsiniz. Mor takım mı Öykü Hanım? Sırada ona göre. Öyle, evet. Sizin. Tamam. Ama yedim cesaret işi yani. Ben ölürsen yapmazdım işte köfte bu.
bende. Çok yani. Ciddi cesaret işi yani. Yalan yok. Böyle düşününce dün verdiğimiz o artı bir fazla geliyor gerçekten. Ben size söyledim. Sen bize söylemedin mi şu an? Ben, abi ben size söyledim. Bak. Hayır. Hayır dinle. Siz ikinci şey yapmadınız. Senin fazla geliyor demenin sebebi bunların 3 veriyor olması. Sen toplum hayır alakası kaldın. Yok. Ben 5 dedim size. Hayır, bak. Evet ben duyuyorum ona. Sürekli diyor ki biz uçtuk. Biz uçtuk. Biz fazla verdik. Ben 3 demedim. Dün. Ya 3 demedin de 6'ya fazla deyip durdun yani. Başkaları seni çok etkiliyor puan verirken. Hiç de bir etkilemiyor abi. Bana ne? Başkalarına. Mor takımı alalım. Neden başlayayım arkadaşlar? Canım güzel gönlün hangisini istiyorsa. Tatlıdan. Tatlıdan. Elinize sağlık. Afiyet çok sağ olun. Afiyet olsun. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Limon var mı? Limon koymadım. Soymuş. Çünkü köftenin harcını söyledim burada da sizle yaparken. Birazcık yumuşak oldu ya, daha fazla yumuşatmanızı istemedim o yüzden. Rüşan bak bana ne bulaştırdın ya. Ne yaptım? Oğlum çatal bıçak değmezdin Antonio. Onu diyorum ben. Aynen. Direkt anakonda uyguluyoruz böyle şeyleri. Babam usulü, aşçı usulü. Sımak olmayınca Osmanlı usulü oluyor. Sımak olunca Antep usulü oluyor. Daha böyle daha şeylerin var daha bir sürü. Soracağım orada ince çizgim ne diye. Tabağı almak afiyet bir beğenidir. Olsun. Bence tabağı aldıktan sonra kimse düşük puan veremez. Yani. Teşekkür Arzucuğum, ederim. Arzucuğum çok teşekkür ederim. Servisler temiz. Emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Keyif al. Teşekkür ederim. Ne bir şey yapayım mı? Buyurun. Hadi buyurun. Nereye gideyim mi? Gel gel. Kadir zaten çok iddialı bir aşçıdır. Hani her zaman daha fazlasını yapmak istiyor, herkesi şaşırtmak istiyor. İçli köfte çok iddialı bir yemektir. Bu kadar kısa bir süre için bir saatte içli köfte yetiştirmek ancak bu kadar güzel olurdu. Yani ben memnun kaldım onların performansından bugün. Muhammed, sesin çıkmıyor açlıktan mı? Acıktın mı çok? Konuşurtmuyorlar ki. Kim? Ben mi? Tamam mıyız? Turuncu takım buyurun lütfen. Uyku Hanım ne yağmur yağdı ya. Ne yağdı? Bereket yağdı. Maşallah diyelim ne diyelim. Bakalım yemekler de bereketli mi? Bak yağmur ve güneş bir arada şimdi. Her başlayayım şey mi? Bir arada. Sen daha çok at. Kadir! Ya. İnce çizgimi biliyorsun. Yanına geliyorum. Benim ya. Öyle direkt bilir. Gel yanımda göstereyim sana. Kalanlık biraz fazla. Gel. Ben bunu yaptıysam... Tabii canım cesaret işi o ayrı mesele. Sonra söyleyeceğim, detaydan söyleyeceğim. Tamam, tamam. Hadi afiyet olsun. Bu ellerle o kadar oluyor. Köftenin zeyosu gibi ya. Değil mi?
kusura bakmayın. Antep'te dolma da elde yenilir. Sen keyfine bak. Hızlı hızlı gidiyorum ki çabuk yiyelim. Buyurun. Muhammed, sıra sende. Bak adamım işte ya. Hah? Hah? İşi köfte yiyor ya. Muhammed, sen nesin? İşi köfte. Mucidi. İkisi bir arada götürüyorsun aynı anda. Güne geldik. İyi tabii canım, afiyet olsun. Bu neydi? Tarator. Tarator mu? Başka isim bulamadın mı? Yoğurtlu kabak. Mayonez yok değil mi içinde? Yoğurtlu kabak dedi. Tarator nedir? Yoğurtlu kabak işte ya. Tarator nedir? Tarator nedir? Mayonezi kendiniz açmadınız ama herhalde. Hazır mıydı? Bir saatimiz vardı yani. O kadar da değil. Burada zamanla kapışıyoruz. Yemekler iyi yani. Olur musun? Tamam, ya. Tolga. Sanırım bir bana gelen mi pişmemişti? Saçmalama. Bak kesemedim bile. Soğuk ya birden. Belki ondan olmuştur. Hepsi pişmiş hepsi çünkü. İmkansız gerçekten. Yani. Teker teker kalite kontrol yaparak koyduk. Pişmedi mi diyor. Yedik hepsi. Yemeklerinizi yaparken her defa sefasında ne ya? Safasında. Sefasında tadına bakın abi. Ne bileyim ya, sefa defa. Seni görünce elini ayağa tutuyor biliyorsun. Teşekkürler. Yani hepimiz dolmayı bırakmışız. Benim belli ki pişmemiş yani. Daha da pişmiş deme ona ya. Ben de hiç beğenmedim dolmayı. Ben geleneği bozmayayım. Ben evet. De bozmuyorum. Bozmayın abi. Ya almazsam yanlış anlaşılacak. Aynen. Amcam sen. Doydun Muhammed mu? Daha sonra bizden isteyeceğim. Aynen. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Puan kırmak zorundayım diye düşünüyorum. Olmamış, ben beğenmedim açık söyleyeyim ya. Şiydi, soğanları çok büyük doğramıştı. Bittiğim düdüğü çaldıktan sonra içli köfte attı oraya Kadir. Sen kimsin yani, anladın mı ben buradayken? Arkadaşlar ben düz adamım. Cehennem gibi bir şeydi yani, tam karışmamış bence onun şey harcı. Ama dışı böyle bir içli köfte yok yani. O yüzden bana burada kalın olmuş diyebilirsiniz. Kadir'cim, talihsiz açıklamalar yapıyorsun. İyi dinlersen ne demek istediğim kime gittiğini anlayacaksın o yüzden. İçli köfte teknik kullanmadın. Özellikle Antep mutfağına sözümü bakın. Sözümü kesmezsen ben devam edeyim. Çok saçma yorumlar var. Ya seni eğiten şef kimse gelsin ben onu eğitim bu saatten sonra. Buhu! Neyse Ayten abla iki haftan kaldı. Seni yollayacağım. Sen yolluyorsun, doğru söylüyorsun. Neyin peşindesin onu anlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Puanlamanızı şimdi yapabilirsiniz. Takım olarak toplantınızı yapın. Sonrasında önce yorumlarınızı alacağız, sonra puanları açıklayacağız. Şu çok üzerine basa basa şey diyorlar yani, biz bunun standardına göre puan veriyoruz. Yani bu elmalı kurabiyenin standardı bu değilse, ben ne kadar beğenmiş olursam olayım, puan kırmak zorundayım diye düşünüyorum. Hmm. Haksız mıyım? Hmm. Kararsız kaldım şu an. İçli köfte. Yani denemesi bile güzel aslında ama yani olmamış. Ben beğenmedim açık söyleyeyim yani. Ama yedim. O da şeyden dolayı, sergiden dolayı yedim. Mücveri beğenmedim ben. Mücver çok unlu olmuş. Ondan sonra Taratar'da da şey var. Neydi onun ismi? Sarımsağı çok basmış. Ondan sonra Apple normal, standarttı. Yani şey olması gerektiği gibiydi bence. Elma. Benim fikrimi sorarsa kurabiye tabii olması gerektiği gibi kurabiye değildi. Şekli, işte hamuru falan. Ama tadı çok güzeldi. Yapmıştı yani, o kadar strese rağmen, paniğe rağmen güzel kurabiye çıkardı Dilan.
Onun dışında dolmanın içi çiğdi. Soğanları çok büyük doğramıştı. Ve çok acıydı ama tuzsuzdu. Bir şeye dikkat ettiniz mi bilmiyorum. 10 tane içli köfte vardı. 11 tabakta içli köfte vardı sonra. Yarışma bitti. 10 tane içli köfte vardı. Çok iyi saydım. Sonrasında 11 tabakta da bütün içli köfte vardı. Çünkü yarışmanın bittiğim düdüğü çaldıktan sonra içli köfte attı oraya Kadir. Gördünüz mü? Kameralar gördü. Puan vermeyecekler ya. Ben bu muhabbeti bilmiyorum. Bana bir tık anlatabilir misin Kadir'cim? Tamam. Aykın'ın muhabbeti mi? Bu ne oldu işte senin gerginliğinin ya da olan? Bir tane köfteyi aldı orada. Hı-hı. Elindeydi. Ona verdi. Burada 10 tane vardı. Yok diyor. Burada 10 tane var. Tam koymuşsunuz. O ne demek? Buna takılmış. Aa, o ne demek? Geri tabii Murat'ın elinde biri de. Bakıyor güzel pişmiş mi yalan mı? Çok ne alaka? Sonra ben buradayım. Benim yani muhatabı benim. Oradaki herkes benimle alakalı konuşuyor. Sen kimsin yani? Anladın mı? Ben buradayken. Gözümün önünde dedikodu ediyorsun. Kim konuştu Ayten mi? Tabii. O bir şey aramaya çalışıyor. Duyar arkası. Aradığını bulur. Gereksiz şu an çok gereksiz. Onun bir de bir şey söyleyeceğim. Yemeklerden kuramıyor ya. Gitmiş fırına çıktı. Ay aynen şu ne alaka ya. Fırını ben mi açtım? Bak bugün yok yani. Bak şimdi göreceğiz. Bu arada çok beğenmiyorlarsa yemeselerdi. Tamam da yemeselerdi abi. Çok abartıyorlar onlar da. Göreceğiz onların menüsünde. Kararlar verildi değil mi? Tamam mıyız kırmızı takım? Verildi bizim. Peki tadım sırasıyla başlayalım. Mavi takım. Mücver çiğdi kesinlikle. İçli köfte çok kalındı. Kuru dolmanın bir yerinde bir yeri ısırdım. Az önce en son benim ısırdığım yer cehennem gibi bir şeydi. Yani tam karışmamış bence onun şey harcı. Bu kadar bence güzeldi geriye kalan şeylerden sonra. Yani ben iki tabağı falan yakın yedim ama bu benim açlığım yani sizle alakalı bir durum değil. Lezzetle alakalı durum lezzetle değil. Lezzetle alakalı tabii ki. Yani çok kötü olsa yiyemezsin. Kötü de olsa yiyemem de. Evet. Güzeldi yani adamların tabağı. Peki. Var mı eklemek istediğiniz Elif, Ruşa? Var aslında benim. Elinize sağlık. Hani bir gün tabağıydı gerçekten. Aldık yedik. Ama yani iki kabaklı ürün yapacağınıza gerçekten iyi bir mücver çıkartsaydınız. Tarator zaten yapması kolay bir şey. Ellerinize sağlık. Puanımız burada zaten. Ellerinize sağlık. Ben elmalı kurabiyeyi çok beğendim. Mücver 1, içli köfte 1, kuru dolma 1. Elmalı kurabiye 1, artı 1 de takım uyumu zannedersem. Toplam 6 puan 10 üzerinden mavi takımdan geldi. Evet devam edelim. Öncelikle ben mücveri beğendim aslında. En lezzetli soydu tabaklarınızın. Taratorda biraz tuz eksikti. İçli köftenin içi mükemmel. Hani ekmek arası yap ye kıvamı. Dışı için biraz sana söyledim. Dışının biraz daha koyu olması lazımdı. Tamam. Kalınlık farkı vardı içinin. Normal. Ama tabii bu hazırlanan işle de alakalı. Bir saat. Son anda o tuz hamlesini yapmasaydın çok iyiydi aslında yani. Hani tuzu alınca damağıma direkt, damağıma diyorum, dudaklarıma direkt tuz geldi. Dolmanın içindeki aromayı, yani karabiberi çok yoğun buldum Murat. O da tadını gölgeledi bence dolmanın. Tatlının da başına gelmeyen kalmadı Dilan. Bir tık öyle oldu. Buna rağmen yenilebilir, önümüze bir ürün koymuşsun. Harika. Yani benim dün yaptığıma benzemiyordu. Bu yenilebilir, tüketilebilir bir şey. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bence... Tabakta en iyisi kabak taratordu. İçli köfte daha iyiydi bence. Yani ben daha kötü bekliyordum. İyi olmuştu. Ama dışı böyle bir içli köfte yok yani. Dış harcında bulguru biraz az koydun aslında. Bir de ben hani tabii ki her yörenin ayrıdır da ben sıcak suyu ilk defa gördüm. Hani acaba dedim hemen annemi aradım. Anne dedim yağlı hani... Olduğunda mı dedim sıcak suyla dedim oluyor. Yok dedi. Demek burada farklı. Mücver idare ederdi. Dolma. Dolma da yani biraz şeydi. Adana ya işte ben de 5 verdim. 6-5. Dur. 6-5. Evet Ayda. İçli köftenin içi çok lezzetliydi. Eline sağlık. Dışında salça bence çok fazlaydı. O yüzden tutturamadın. Salça oranı çok fazlaydı. Bir de evet sıcak suyla değil. Yoğurarak onu özleştirmen lazımdı ki elinde açtığın zaman incecik bir doku olması lazımdı. Yani benim bildiğim bu içli köftede. Dışı çıtır çıtır, içi de çok içi bu ama dışı o değil. Kabak tarator güzeldi tarator ama sarımsağı çok fazlaydı. Ben sarımsağı çok sevmeme rağmen bana aşırı yoğun geldi. Patlıcan dolmasına gelince, patlıcan dolması genelde içine konulan harcı çok az olur. Çeyrek kadar konulur, şişince yarıya iner,
üst tarafı boşluk olur. Yani böyle dop dolu bir dolma değil, taze kabaktan değil de şey pardon, patlıcandan değil de kuru patlıcandan yapıyoruz ya. Üst kısmı bomboş olur böyle. Benim bildiğim o. Bir de çok iyi de pişmemişti. Artı aroması güzel değildi. Başka? Kurabiye güzeldi. Teşekkür ederim. Dışı biraz kalındı. Tam istediğim kıyırlığı yakalayamadım ama yine de lezzeti güzeldi. Yerdim. Teşekkür ederim. İki kez yaptım bir de. 10 üzerinden 5. Şimdi, teşekkürler. Az önce atladık. Mavi takımla, kırmızı takımla ilgili söylemek istedikleriniz varsa siz cevaplarınızı verin. Mavi takımla ilgili yok. Kırmızı takımla. Atladık çünkü atlamış olmuyor. Evet, zaten vereceğiniz bir cevap şey var mı? Peki, kırmızı takımla devam edelim o zaman. Mücveri bu arada kim beğenmedim dedi daha az önce. Çiğ kaldı. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Biz kolay yapsak kolay oluyor. Diyorsunuz ki tarator kolay. İçli köfte yapalım diyoruz. Ona da bir şey çıkıyor. Tamam ama... Tarator kolayı mavi takım söyledi Kadir. Yok yok, ben genel ortaya söylüyorum bu arada. Kişisel bir şey söylemiyorum. Biz bunu bugün menüz yaparken... başarılı bu arada, lafını biz kestim. Biz kolay diye bir şey zor onu konuştuk. Zaten. Bizden tamam, çok zor bir menü yapmışsınız. Benim fikrim öyle en azından. Benim aklıma gün deyince kısır, patates salatası, kek, poğaça, börek bunlar geliyor. Şurada 5 dakikada kek çırpmasını ben de biliyordum. İşin aslı. Ama başka bir şey deyince... Burada ben ne zorluklar çektim. Hepiniz bu taraftan, hepsini izlediniz içi köfte yaparken. Ellerimi hepiniz görüyorsunuz yani. Bu ellerle ben içi köfte yaptım size burada. O yüzden bana burada kalın olmuş diyebilirsiniz, işte daha ince olması gerekiyor diyebilirsiniz, salçası çok geliyor diyebilirsiniz. Ben sadece ununu eksik koydum. O yüzden kıvam biraz cıvık oldu. Ona rağmen de patlatmadım ben bu çiğ köfteleri, kimse bunu söylemiyor. Harcını çok güzel yaptığımı söylüyorsun. Kadir'ciğim, halesiz açıklamalar yapıyorsun. Yok, gerek yok. Zaten ne olması gerekenden değerlendirmiyor muyuz? Yok yok, bak ben ortaya söylüyorum şu anda. İki takımın ortak yorumuna karşılık söylüyorum. İyi dinlersen ne demek istediğin, kime gittiğini anlayacaksın o yüzden. Mücver çiğ dedim. Ben bu arada mücverin tadına baktım. Mücver çiğ değil mi? Ben mücveri yorumlamayı unuttum. Ben de katılıyorum ona. Çiğdi mücver. İnanmıyorum. Biz bu yemekleri daha önce yaptık. Ben Murat'ın bu dolmayı daha önce bir sene boyunca bir restoranda sattığından adım kadar eminim. Ve Antepli bir ustanın elinden çıkan bir dolmaydı. İlk defa senden duyuyorum dolmanın içi boş olur diye. Adı üstünde dolma. Yarı yarıya olur yani. Yarısını koyarsın. Tamam, Antalya'da üstü böyle birbirine herhalde dokundurursun, yapıştırırsın üzerine. Tamam. Araştırırsanız internetten de görebilirsiniz. İnternetten araştır. Özellikle Antep mutfağına sözümü bakın. Sözümü kesmezsen ben devam edeyim. Onun dışında da yani... Boş konuşuyor. Başka bir şey daha söylediniz. Bu uygun değil, bu olmamış tarzında. Bir şey daha beğenmedin sen. Sarımsak çok dedin. Sarımsak evet. Tarakorda biraz daha sarımsak. Sarımsağının yoğun olduğu bir meze. Sevmedim diyorsunuz. Bu yorumu ben kabul etmiyorum. Ben çünkü sizin seveceğiniz yemek değil, olması gereken yemeği yapıyorum. Ben de yani olması tarator gerek... sizin sevmeniz senin sevdiğin gibi hazırlamıyorum ben taratoru. Tarator nasıl olması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ben de olması gerekenden. Bunu herkese söylüyorum bu arada. Bak zaten nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yapıyorum. Bu olması gerektiği gibi değil. Bunu yorumlayın lütfen. Bir saatim vardı, elimden geleni yaptım. Kalın mı? Evet. Benim iki saatim olsaydı burada herkes herhalde yapardı bu köfteyi. Ama demek istediğim şu, lütfen ben burada nesnel yaklaşım yaptığım yemeklere. Yani tadı nasıl olması gerekiyor öyle yaklaş. Kuru dolmada kuru dolma konusunu kapatalım Ayten abla. Tıklım, lütfen tıklım, yok yok. Böyle ben, içi ben... tıklım tıklım mı olur? Bunu pişmiş bunu mi savunuyorsun? Bu arada? İçi... Ya bana göre pişmiş. Ben çok aramıyorum bunu. Tamam ben yani, yarım pişik de olanı, seviyorum. Önemli ben olanı. Pişmiş. Bir saatte biz onu pişirebildik. Yarım pişmiş de bu ya. Bence biz bir saatte onu pişirebildik. Bak bu da iyi. Next yani gerçekten. Bir saatte pişti çünkü abla. Çok saçmıyorum valla. Ben standart olması gerekenleri söyledim. Ama insan yanlış anladılar beni. Sürekli eleştirel gözlerle baktığımı düşünüyorlar. Böyle bakmıyorum. İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilen bir insanım. Ayten Hanım, dün çiğ bize gittin, dolmayı verdin. Tamam mı? Börek, hiçbir teknik kullanmadın. Gelmişsin şimdi bugün diyorsun ki dolma çiğ, dolma bu kadar dolmaz. Ya seni eğiten şef kimse gelsin, ben onu eğiteyim bu saatten sonra. Dolma budur abi, orijinal de budur. Ha şimdi bu dolma nasıl 23 dakikada pişti diyeceksiniz. Şimdi Muhammed dedi çiğ kalacak falan demişti birkaç arkadaşlar. Evet, teknik kullandım, altına sebzelerimi koydum, tamam mı? Üstüne dolmamı dizdim, bütün halde havuz yaptım. Üstüne yağlı kağıdı koydum, tabağımı koydum, kapattım. Görem, yukarıdan çıkan buhar zaten direkt aşağı indiği için de hep herhalde sıcak kaldı, pişti yumuşadı. Yani. Finişlerin hepsi pişti, bu birincisi. Muhammed arkadaşım da şey sormuştu, bu alttakileri ne yapacaksın diye. Ona da şöyle bir karar aldık. Biraz sonra mercimek alacağız, ondan da çorba yapıp arkadaşlara dağıtacağız. Evet. Teşekkürler. Diğerlerine afiyet olsun, bu kadardı. Evet, dolmam yeterince pişmemişti, bunu kabul ediyorum. Ama lezzetsiz değildi, çok lezzetliydi içi.
Bugünkü dolma evet daha benimkinden nispeten daha iyi pişmişti ama lezzetsizdi. Ve üstelik tıklım tıklım doldurulmuştu bir patlıcanın içine tıklım tıklım doldurulmuştu. Saygı duyarım herkese. Öyle ama bugün Ayten Hanım gereksiz çok boş konuştu. Ayten bir şey soracağım. Takımda hata aramak üzerine pişme aşamasından başladığı andan itibaren bu şekilde bir algılamaya eğilimim var. Yani bir hata arıyorsun, bir yerinden tutmaya çalışıyorsun. Yardım ediyor göründün, aslında yardım mı ettin? Ettim, niye ettin, ettim. Niye etmedin? Tabii teşekkür etti Kadir hatta. O da öyle zannetti. Ama sonra şimdi yorumlara bakıyorum, tamamen başka bir yerden giriyorsun. Bravo. Dolayısıyla neyin peşindesin onu anlamaya çalışıyorum. Yine burada buradaki yarışmacılar arasında da gözün olan biri mi var acaba? Yani takımına istediğin biri mi var acaba? Burada gözüm olduğundan değil Öykü Hanım. Sadece olması gerekeni standart üzerinden değerlendiriyorum. Orada elimden geleni yaptım. Tamamen asla art niyetle orada hani böyle yap vesaire dediğim zaman ben de gördüm, art niyet şahit gözeterek oldum. Bir yardımda bulunmadım. Hani gerçekten insani olarak hani orada yardımda bulundum. Ama sonrasında evet kalındı. Ki dağılır dedim, inşallah dağılmaz diye dedim. Söyledim mi bunu size? Orada bir duvar dağılır gibi gördüm. Bir saatte dolma pişiremeyen insan benim içli köftemi bunu söyleyemez ya. Beni konuşturmayın bak bunlar içimdeki düşünceler. İçli köftenin kalınlığı böyle mi olması gerekiyor? Ben geldim ben burada içli köfteyi bir saatte pişirdim çıkardım ya. Ya bizde hepsi gerçekten en insaf. Vallahi en insaf ya. Böyle mi olması gerekiyor? Şurada uğraştığın işe 3 puan veremezsin yani ya. Bu Öykü Hanım'ın dediğini destekliyor ya. Açık arıyorsun. Ya vallahi açık arıyorsun. Siz de aynı şekilde siz de dün aynı şey. Pazar günü torba, ben dedim ki çorbayı beğenmedim, tatlıyı beğenmedim, ana yemeği beğendim dedim 5 puan. Benim burada kimseden çekingem yok. Benim de yok. Belli. Benim de yok. Çok belli. Siz dün aynı şeyi bize belli. Yaptınız. Bizi burada beni çalıştınız. Sizin bu kadar bugün üstünüze kimse gelmedi. Dün bizim o kadar üstümüze geldiler ki. O kadar ben teknik bilgiye sahip olsaydın sen bize burada çok yorum yapardın. Tabii ki. Anladın mı? O kadar bilgiye sahibim. Tamam bunu kabul ediyorum. Ben yıllardır. Şimdi bu konuyu kapatabilir miyiz? Bu konuyu kapatabilir miyiz? Ben vallahi uzatmak istemiyorum. Geriliyorum bak. Onu bana versin. Vallahi geriliyorum. Hiç uzatmayalım ya. Ayten Hanım'ın fikirlerine falan saygı duymuyorum. O gün oraya gelip yardım edip, yüzümüze gülüp, ay canım cicim yapıp, arkadan da buraya gelip 3 puan diyen. Para ihtiyacın varsa söyle, biz yapmayalım yemeği. Al altınını, üçünü de sen al. Ama bize burada aşçılığımıza laf söyleme. Yani hikayenin başından itibaren bakınca, geldiğin noktada tabağı alıp gitmeyen tek yarışmacı sensin. Bilinçli. Özellikle yapılmış. Bilinçli. Bravo, Öykü Hanım. Açık istiyor ya. 3 puan yani bu emeği yazık ya. Bir şey göstermeye yani. Bunları dikkat ediyoruz haliyle değil ya mi? Buna Arzu'nun söylediğinden yola gerçekten. Çıkarak. Yazık bir, günah ya. Bu bir işaret mi? Yani tabağı alıp gidiyorsan düşük puan veremezsin dedi. Tabii ki veremem. Şey. Dolayısıyla yani. Sen de onu duydun büyük ihtimalle bir 3 vermem gerektiğini mi düşündün acaba? Kendi kalıbımı koyarım ki o daha bu tabağın tadına bakmadan dedi ki en fazla 3 puan verdim. Tabii ki böyle söylemedim. Tabii ki böyle düşünmedim. Tabii ki böyle düşündüm. Peki gerçekten yarım dolmuş olsaydı dolma dediğin gibi Ayten ablacığım kaç puan verirdin? Yarım olsaydı yani hani. Çünkü bunu söylüyorsun ya. 5 mi olurdu o zaman yarım olsaydı? Bundan puan kırmadım. Sadece bunu bilgi olsun diye söyledim. Tamam. Neden puan kırdın? Genel olarak mı kırdın? Söylemedim. Tamam. Ben içindeki aromayı tadı beğenmedim. Dolmanın yarımlığına çok taktım ya. Ben o yüzden soruyorum. Ya ben olması gerektiğini standart üzerinden bu yorumu yaptım. Ya lütfen senin olması gerektiğini bildiklerini, bizim olması gerektiğini bildiklerimizi karıştırmayalım. Bu konuyu da tabii kapatalım. Tabii ki öyle. Teşekkür ben zaten kendim tamam, zaten çok teşekkürler. Ben gerçekten daha fazla konuşmak istiyorum. Biz en azından adamlar soru soruyor. Biz reçeteyi anlatıyoruz. Aynen öyle. Anlatmadığımız oldu mu? Evet. Ayten Hanım'a soruyoruz. Sürekli şey. Sevgimi kattım. Kat sevgini. Ha, bir reçete ver bize anladın mı? Ayten'le Kadir bir kapışma oldu. Ben kendim kişisel davranışını Ayten'le ilgili onu tamamen fake diye düşünüyorum. Baştan makyajdan sonuna kadar fake bir insan olduğunu düşünüyorum. Onu yansıtıyor. Samimi değil. Ondan dolayı Kadir tabii ki haklı. Yani bunu hoşlanmıyorum. Çağlar ve Berat. Takımla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya genel olarak aslında tabaklar beğenildi bence. Yani emek var tabii ki ortada. 10 üzerinden 3 puanı ben razı göremem yani. Hani kötü bir şey de çıksa. Ya dün 3 puan aldık. Hak ettiğimizdi ya. Pişmedi yani. Pişmemiş ürünü aldık. Çıkarttılar. Fazla çeşit sundular. Daha zorlu menünü seçtiler. 5'in altı kesinlikle hakkı değil yani. Hani bahaneler olur illaki. Yani bu tabaklara 5'in altı vermek içimden de gelmedi. Çünkü emeği görmezden gelmiş olurum. Bana ters. Yani haftanın birincisi olsunlar.
en iyi tabak buysa ya da kim en iyisini yapıyorsa o olsun. Ben kendimin ne olduğunu bildikten sonra karşıdakine hakkını vermek zorundayım. Arkadaşlar cidden Kadir özellikle içli köftede büyük emek harcadı. Ki ben içli köfte yapmayı bilmiyorum. Deniyorum arada ama öyle üstüne düşmüyorum. Çok da güzel çıkarttı, lezzetli çıkarttı. Ayten abla biraz daha duygusallıktan ya da işte kendisine gelen yorumlardan uzaklaşması lazım. Beni dinler misin? Yani kendisine yöneltilen en ufak bir eleştiri acayip duygusal bir şekilde alıp o tarafa karşı bir yönelimde bulunuyor. Burada her gün birisi yarışıyor, herkes birbirine bir şeyler söylüyor. Ya böyle ilerlersek zaten ilerleyemeyiz yani. Yemek konuşmayız, tartışmaya başlarız. Bu da bana ters geliyor. Ya biz kendi içimizde konuşacağız, bu sorunu çözeceğiz zaten. Ayten abla mükemmel yemek yapıyor. Berat keza işinde dört dörtlük. Ben zaten profesyonel bir aşçıyım. Üçümüz bir araya gelmişiz ve neden hala her şey yolunda değil? Çünkü Ayten abla hala okları üzerine çekiyor. Bu problemi gideremezsek kırmızı takımda sıkıntı büyük. Peki siz Ayten'i ikna etmek için kendi aranızda yani bu kadar da verilmez, ne yapıyorsun 3 puan niye ikna etmeye çalıştınız mı? Telkin de bulunduk aslında. Benim söylediğim yani menünün hakkı değil mi? Minimum 3'tür, 6'dır dedim. Biz ortalama alıyoruz puanları verip. Ayten üç abla 3 dedi. Şimdi kimsenin fikrine müdahale edemeyiz. Anladım. Hepimiz teker teker yemekleri yorumlayarak puan verdiğimiz için kendi aramızda. Zaten ekstra bir telkine hani azdır, yükselt falan gibi gerek bir yok. Bir de şöyle müdahale bir şey var yani. Şimdi atıyorum. Şimdi Çağlar'la ben tartışsam atıyorum. Ben Çağlar'a biraz içimden geldiği gibi konuşabilirim ama şimdi Ayten abla da biraz hani büyüğümüz olduğu için kibarca bir şeyleri söylemeye çalışıyoruz. İnşallah her şey hallolur. Ya orta yolu henüz bulamadınız galiba, değil mi? İkna etmeye çalışıyorsunuz. Ayten'in içi köfte adetleriyle ilgili de bir sıkıntısı var galiba. 10 tane, 11 tane böyle bir oraya da bir takıldın Ayten. Evet. Süre bittiği zaman 10 tane vardı ama bütün tabaklarda 11 tane tabakta içli köfte var. Kadir cebinde saklamıştı ya. Ben bunu anlayamadım şu an, şaka yapıyorum. Bir tanesini unutmayın. Hadi arkadaşlar bunlar size. Bir tanesini evden getirmiş. Arzu istediği gibi konuşsun. Var mı? Onun istediği gibi konuşsun. Burada iki takım konuşuyor şimdi. Bence de gerek yok. Biz zaten özel işleri yapıyoruz. Arzu'ya gerek var mı? Söyleyeyim mi bilmiyorum. Neyse Ayten abla 2 haftan kaldı. Seni yollayacağım. Sen yolluyorsun, doğru söylüyorsun. Onun da lafını çok uzatmayacağım. Bundan sonra Murat çok güzel söyledi zaten. 2 haftayı ona eleyeceğim diye. Tek eksiği eleyeceğiz. 2 haftaya Ayten buradan gider. Antonio bir şey ekleyecektin. Çok güzel bir fırsatımız var Ayten Hanım. Direkt bunu burada bekliyorum. Hem yemek yapıyoruz hem kameralar var. Dolayısıyla yaptığım hareketlerimizi izleyebiliyoruz. Şimdi bir, size soruldu. Açığı arıyorsunuz. Sizin cevabınız ne evet ne hayır cevabınız, siz de aynısını yapıyorsunuz. Bu bir, buradaki 3 tane insan ve geri kalanlar, okay, ben laf bende, geri kalanlar öyle bir arama yok. Ben 18 yıl bir öğretmenim ve az çok insanların enerjisini, ne yaptığını, ettiğini az çoğunu anlayabiliyorum. Siz diyorsunuz ki biz sizin açını arıyoruz. Hayır Ayten Hanım, siz bizi açığı verdiniz. Laps diye gözüm önümüze soğan atıldı. Laps diye çöp atıldı. Siz gül böreğe çiğ koydunuz. Siz bunları sundunuz. Ki bunu böyle kimse doktor gibi aramadı ki. Gözümün önümüzde olmuyor bunlar. Dolapların içinde ne aranıyor? Söz bende. Söz bende lütfen. Ben sizin sözünüzü kesiyorum. Kesmiyorum. Ayrıca da enerji meselesi. Siz diyorsunuz kalpten geliyor. Okay? Kalpten. Tabağı niye alıp götürmediniz? Kaç kişi yedi? Ya öyle bir zorunluluğun var mıydı? Ama ben bunu demek istiyorum. Bak, ağzından çıkan sözler ve yansıtın enerji bir değil Ayten Hanım. Çok güzel. Burada kimseyi kandıramazsın. Bana oynamayın lütfen. Ben oynamıyorum. Siz dün burada bizi çalıştırmadınız. Dün arkaya geçtiniz, öne geçtiniz, en son dolapları açtınız. Ben açık bulacağım. Bu neydi? Bu ne arayışıydı? Burada bir tek ben mi açık arıyorsun? What is this? Bu ne? Bunu nasıl çöpe atarsınız? Bu çöp mü şimdi? Çıkmazsa. Arkadaş, kaç bu ne? Elbette ki rakiplerin açıklarını arıyorum. Aramıyor değil mi? Siz de benimkini aradınız. Dün siz de beni eleştiren gözlerle de baktınız. Ve takdir eder gözlerle de baktınız. Bunu yapan bir tek ben değilim. Ama dün siz nasıl aradınız? Dün orada dakika dakika. Ben orada çalışamadım dün sizin
eleştirel aramanızdan dolayı. Tekrardan bunu böyle kapatacağım. Tamam ben kapatacağım. Ya buyurun kardeşim. Minicik bir şey söyleyeceğim. Söyle buyurun kardeşim. Öykü Hanım dün ben orada peçeteye dedim ya bu buruşmuş. Bugün kendi yorumunu siz de duydunuz burada şahit oldunuz hatta bütün arkadaşlar. Ütü. Bunu da bize de siz de demiştiniz. Hani bunu da siz de düzgün koyun. Hani bir misilleme söz konusu sürekli. Hani buradan... Ama yok şey de dedi. Yani bu havadan dedi. Hava şartlarından oluyor dedi zaten. Ha, onu dedi. Söyledi, evet hani, ben duydum onu. Benim hani bu söylemlerin üzerine onu söylüyor olmam. Hani bir bak misilleme. Ben de bunu söylüyorum ama hani şey bir daha niye yapma. Hani bak ben iyi niyetli yaklaşıyorum tarzında. Türkiye'sinin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben dün onun için çok üzülmüştüm. Hani çünkü o havanın verdiği rüzgarın, yağmurun, hava şartlarının verdiği şeyden dolayı peçete orada kırışmıştı. Siz farkında mısınız lafımı dinlemedin? Hala da konuşuyorsunuz. Ama yani Antonio 9 gün sürüyor senin de cümlen be kardeşim. Sen konuşayım biz konuşmayalım. Haydi yorumlara geçelim. Lütfen hep sen konuş üzerimden. Ayten Hanım, Ayten Hanım, Ayten Hanım, Ayten Hanım. Başka hiçbir şey yok. Yani. Mor takım. Evet Arzu ve Antonio. Yani ilk önce Kadir. Kendim iki köşemi çok sevdim. Gerçekten. Fakat sadece bir şey detay var. Ben tadına bakmadan önce ona göre tuz atıyorum kankacığım. Evet. Yani evet Türk'üm ama o huyu kapmadım. Tamam. Limon isterdim. Reçete farklı olabilir. Müjver'in çok keyif almadım ama güzeldi. Üstündeki acıyı içli köfteye koydum. Çok okey. Cookie'ne bayıldım. Çok teşekkür ederim. Ondan sonra ben sarımsağa bayılıyorum. Elinize kolunuzu sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet Arzucuğum. Tüm yemeklerde ufak tefek kusurlar vardı. Bunu eminim ki siz benden daha iyi biliyorsunuz. Evet, tabii ki. Ama bir altın günü tabağa çıktı mı? Çıktı. Zevkle yemek yedik mi? Yedik. Dedikodu malzemesi çıktı mı? Evet. Dolayısıyla bizim puanımız... 7. Teşekkürler. 7. Çok kal. Çok kal. Çok kal. I love your tea. Çok kal. Ve bu sanat eseri de Antonio'ya ait. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Elinize sağ olun. Onun üzerinden yedi. Teşekkür ediyoruz. Mor takıma. Ve son olarak turuncu takım. Tamam. Antonio sen geç. Muhammed seninle başlıyoruz. Arkadaşlar ben düz adamım. İçimden geleni söylerim. Aynen. Ayten Hanım da dünkü'nün kuyruk acısını şimdi sizden çıkarayım. Onu da diyeyim başta. Yemek tonu çok güzel idi. Sağ olun. Bazı arkadaşlarım dedi... köfte vardı ya, içli köfte. Evet. İşte biraz kalın malın olmuştu. Senin suçun yok Kadir, senin elin büyük zaten. Ancak o kadar çıktı. Adamsın. Haksız mıyım? Haklısın. Ben lezzetli yedim yani. İlk kez, ya düne bakarsan ben bugün çok güzel yemek yedim ya. Eyvallah. Afiyet kendime olsun. Geldim. Eyvallah. Aç kalacaksın diye korkuyordun. İlk korktuğumda ondan sonra işte tam yetiştirdiler, tam zamanında. Güzel. Eyvallah. Dişim dişim dakika ilmedi, iyi, sağlam. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Murat. Narcizane Antepli olarak tek bir şey söyleyeceğim. Bunu cevap olarak söylemiyorum, genel bilgi olarak söylüyorum. İçi boş bırakılan dolmalar genellikle etlidir. Hmm. Etli olan dolmalardır ve sade yağlı ve onun haricinde iç yağla yapılır. Ağırdır, herkes yiyemez onu. Evet. Ondan sonra yani herkesin çok sevdiği lezzetlidir. Bu daha biz Batılıların alışabileceği versiyonu. Tabii içinde bir Antep biberi aradım. Antep salçası aradım. Keşke olaydı. Keşke. İçli köfte konuştuk Kadir'le zaten. Yani burada yapması bir cesaret. Ben açık söyleyeyim. Yani o bir saat içerisinde yapmaya çalışmak bir cesaret benim açımdan. Eyvallah. Çünkü normalde yaklaşık biz evde bunu yaparken 2,5 saat falan harcıyoruz. O yüzden de geri kalanını da biliyorsunuz. Herkese anlattık geri kalanını. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Sağ olun. Tolga. Yorumlarını da alalım. Elinize emeğinize sağlık. Sağ olun. Geçen haftadan çok farklı bir yeşil takım vardı. Aynı fikirdeyim. Yani bir iki adım ileriye gittiler. Takım olmaya başladılar. Sadece Dilan'ı biraz daha yönlendirmeleri lazım. Hı hı. Dilan sonuçta bu işin profesyoneli değil. Siz profesyonelisiniz. Her şey iyiydi, kötüydü, eksik vardı, fazlası vardı. Atmosfer belli, zor. Sadece şeye katılmıyorum. Hani börekti, kekti, biz kolay yapmadık, içti. Yani biz de kek börek yapacağız. Ben ona istinaden söyledim yoksa hani şey, doğru söyledim. Farklı bakış açısı yapabilirsin. Yani sen öyle dersen söyledim. Haklısın yani. Ben de derim ki sen içli köfte teknik kullanmadın. Gibi. Yani yoğurman gerekirdi. Doğru doğru. Yok ben onu vallahi ona istinaden söyledim yoksa saratora yaptım 5 dakika. Yok gördün tabii. Yani. Ya, yok elinize sağlık. Eyvallah. Eksikleri vardı, fazlası vardı. İyiydi, kötüydü ama takımdılar bugün. Gerçekten Murat
geçen haftaki Murat değil. Kadir'in üslupları geçen haftaki Kadir değil. Dilan zaten aynı Dilan. Elinize sağlık. Eyvallah. Puanımızı da verelim o durumda. Evet. Teşekkür. Bir 7 daha geldi 10 üzerinden 7. Kaç olduk? 25. Yani şu anda en yüksek puan sizin. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Çok zor şartlarda yaptınız yemeğinizi. Evet, hepimiz için zordu tabii ki. Her ne kadar burada doğanın içinde evet keyfini sürüyoruz ama saatlerce aslında biz mesai harcayıp çalışıyoruz da. Evet. Siz de burada alışkın olmadığınız şartlarda yemek yapmak, bir de üstüne hava şartlarıyla mücadele. Bir gerginlik var tabii genel olarak. Yani insanlar doğal hareketlerini sergileyemiyorlar. Ayten belki bundan da olabilir. Hava da hani bulutlandırmış olabilir belki. Çok üzerine geliniyormuş gibi hissediyorum. Böyle mi hissediyorsun sen de? Böyle hissediyorum. Kesinlikle böyle hissediyorum. Peki haklılar mı, sen mi haklısın? Evet. Demek ki haklılar, bu kadar insan geliyorlarsa demek bir ki haklılar. Bir öz eleştiri yapsam mı tabii diyorsun belki de. Peki yapıyoruz bakalım zaten. Yarın farklı mı düşüneceksin? Bir gidelim, yatalım, kalkalım, düşünelim bugün neler oldu. Onun üzerine yarın tekrar konuşacağız zaten. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sevgili izleyiciler, gerçekten zor hava şartlarını gördüğünüz saniyeler, dakikalar içerisinde hava şartları değişiyor. Az sonra güneş de çıkabilir, bilmiyoruz. Biz toparlanacağız, evimize gideceğiz ama. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın umarız, gerçi yağmurlu gösteriyor ama umarız daha güzel, daha güneşli bir havada karşınızda olabiliriz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte kim yarışıyor? Biz yarışıyoruz. Turuncu takımla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.